İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Hoş sohbetlere başlıyoruz. Adamlar ne güzel, geldiniz. Ne güzel. Mutlusunuz. Çok mutluyuz sizin yanınızda. Maşallah. Evet. Meclisinizde sohbetiniz maşallah. Fikret Efendi'nin ilminin gittikçe arttığına dair güzel bilgiler geliyor bize. Vesilenizle hocam. Maşallah, maşallah. Aferin. Dinliyorum. Alman Haber Ajansı, DPA'nın sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK ile olası bir barış sürecinin ancak örgütün silah bırakmasıyla yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, barış sürecine başlamak için muazzam riskler aldık diyerek o dönemin kendi seçmenleri tarafından dahi eleştirildiklerini belirtti. PKK'nın barış sürecini kullandığını ve o süreçte silahları kent merkezlerine indirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, bundan sonra barış süreci başlatmanın mümkün olabilmesi için öncelikle silahların bırakılması gerektiğini söyledi. Ya kardeşim, Allah aşkına Mevlüt Hoca, aklı başında bir adam, bunu nasıl konuşuyor ben anlamıyorum. Bir kere adamlarla ne konuşacaksın? Adam seninle Güneydoğu istiyor, verecek mi Güneydoğu'yu? Vermeyeceğine göre neyin konuşmasını yapıyorsun? Adama silah bırakıyor, ne karşılığı bırakacak adam? Adam 40 yıldan beri mücadele ediyor. Ya sen ona bir teklif götürmen lazım, diyeceksin ki arkadaş, silahı bırak, tamam bıraksın. Ben de sana şunu sunacağım demen lazım. Ne sunacaksın? Hiç diyorsun. E adam silahı niye bıraksın ya? Ha Güneydoğu'yu ver diyor adam. E Güneydoğu'yu verirsen silahı bırakırım diyor zaten. E vermeyeceğine göre bu laf tamamen havada boş bir laf. Ve gereksiz yere PKK'ya bu imaj kazandırır. Yani devletin PKK'dan yıldığı, çekindiği imajını oluşturur. Son derece gereksiz, boş bir laf. Bir anlamı yok. Daha sonra Twitter hesabından bir açıklama yaptı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Alman Haber Ajansı'nın yaptığı açıklamaları saptırdığını ve terör örgütü PKK ile pazarlık yapmak için ön şartı ortaya koyduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır dedi. Ama durduramayacak mı? Nasıl durduramayacak? Önce PKK'nın ideolojik mücadele gerekir. İdeolojik mücadeleye devlet hiç yanaşmıyor. Hiç. Yani bir kere bu örgüt bir inanç örgütü. Yani bir din üzerine kurulu bunlar. Komünizmin dini, Darwinizmin dinine tabi bunlar. Ve bu inancın etkisi altındalar. Adamın dinini yok edersen adamı yok edersin. Adamın dinine destek sağlarsan Darwinizmle, adam senin başına bela olur. Devletin ilk yapacağı iş, hükümetin ilk yapacağı iş, Darwinizm dinini yok etmektir. Materyalizm dinini yok etmektir. Materyalist Darwinist sistem devam ettiği müddetçe adamlar 10 bin de olur, 100 bin de olur, bilmem ne kadar da olur. Allah esirgesin. Çünkü adam devletin kitabını örnek gösteriyor. Açıyor ortaokul kitabını, lise kitabını, üniversite kitabını. Bak diyor, Darwinizm doğru. Biz Adem'le Havva'dan gelmedik diyor. Bizim atamız maymun diyor, buyur diyor. Beraber gidelim tabiat tarih müzesine, devletin müzesine gidelim. Bak diyor, bu kafatasları maymundan itibaren gelişiyor, görüyorsun diyor. Adem'le alakası yok. Adem'le Havva bir masal diyor. Yani din bir masal diyor, din. Din masal olunca onun kafasına göre, o zaman biz diyor, şimdi yine bakalım diyor müzede. Şimdi atalarımızın bak resmi var burada diyor atalarımız. Ellerinde balta. Evet. Herkesin elinde balta var. Kadınlar falan da var ortada. Burada aile var mı? Yok. Evet. Açıklama yapıyor zaten o da müzede. Aile yok. Din var mı? Din de yok. Devlet var mı? Devlet de yok. Kadın ortak, yiyecek ortak. Buna ne deniyor? Komün, komün hayatı. Yani komünizm. Bizim diyor ilk hayatımız komünist sistemde. Şimdi ne oldu? Tarih evriliyor. Tarih bir evrim geçiriyor. Bu evrim daire şeklinde diyor. Şimdi canlıda evrim olunca diyor, hayatta devrim olmaz mı diyor. Tarihte de evrim var. Tarihin evrimi var. Doğanın evrimi var. Ve canlıların evrimi var diyor. Şimdi canlıların evrimini sana devlet anlatıyor diyor. Doğanın evrimini de anlatıyor diyor. Doğanın evrimini de o şekilde anlatıyor çünkü.
Doğan evrim bakın. Şimdi tarihin evrimini anlatmada ne mahsur oluyor? Zaten bunu devlet anlatıyor. Bak görüyorsun, ilk toplum komünel toplum. Sonra feodal toplum diyor. Sonra kapitalist toplum diyor. Yani işte ballandıra ballandıra en hoşlarına giden kelimelerden biri de sanayi devrimi. Sanayi devrimi oldu diyor. Kapitalizm başladı. Şimdi kapitalizm döndü. Nereye gidiyor diyor? Komüne diyor. Komün toplumuna. Yani bu bir bilimsel gerçek diyor. Bunu Marx söylüyor diyor. İşte bütün bilim adamları söylüyor diyor. Şimdi komünizme dönünce ne olacak diyor? Devlet yok olacak. E o zaman biz Türk devletini niye başta tutuyoruz diyor. Devleti yok edelim. İlk komünizmde var mıydı devlet? Yoktu diyor. Yok edelim. Din var mıydı? E dini de yok edelim diyor. Çünkü bak evrimi görüyorsun diyor. Burada bilimsel açıklamada Adem, Havva bunlar masal diyor. Dini de yok edelim. Ahlak, e bunu da din uydurmuş diyor, haşa. Onu da kaldıralım diyor. Peki ahlak, din, aile, devlet, hepsi kalktı onların kafasına göre. Bu ne diyor, bu ne, adı ne? Buna işte komünizm derler diyor. PKK'nın yüce ideolojisi diyor bak buna, yüce. Yüce ideolojisi. Komünizm dünyada kalkmış falan değil diyor, bilimsel bir gerçek. Biz bölgede komünizmi yeniden kuracağız diyor. Amerika'da bütün gücünü destekliyor. PKK'nın elebaşlarından Siyah Bent Velat var. Azılı katil. Ele geçirdiğimiz topraklardan bizi hiçbir güç çıkaramaz diyor. Suriye ve Irak bölgesinde biliyorsun yapılandılar. Pentagon'un kendilerine Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun, tüm gücümüzle yanınızdayız talimatı verdiğini söylüyor. Bu SDG, YPG, YPJ gibi oluşumları tek çatıda birleştireceğini anlatıyor bu terörist. Yeni ordu çalışmaları yakın bir zamanda tamamlanmış olacak diyor. Bu Velat denilen, Velat mı Velat mı neyse de, bu azılı pislik terörist, bu Washington'ın 2018 yılı için örgüte 400 milyon dolarlık askeri yardım sözü verdiğini dile getirdi diyor. Ve veriyor Amerika'da kalan silahları. Bu aşamadan sonra diyor, hiçbir güç bize saldıramayacak ve bölgemizdeki varlığımızı herkes kabullenmek zorunda kalacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine her konuda güvence verdiğini, ele geçirdiğiniz bölgelerde hiçbir güç size müdahale edemeyecek mesajı yolladığını vurgulayan Velat, DAEŞ karşısında kazandığımız tecrübeyi Türkiye'ye karşı kullanacağız diyor. Türkiye'ye saldıracağız diyor. Böyle bir konumda Darwinist propagandaya devletin devam etmesinin anlamı ne? Materyalist propagandaya devletin devam etmesinin anlamı ne? 2019 yılında durduracağız diyor Darwinist. Materyalist eğitim nerede? Sadece diyor ortaokullarda diyor. Yani anlamıyorlar da çocuklar onun için diyor. Üniversitede devam edeceğiz tabii ki diyor. Bakan bir gerçektir diyor Darwinizm diyor. Talim Terbiye Kurulu Başkanı çıkıyor. Darwinizme ne söz edilebilir diyor. Tabii ki bir gerçektir diyor. E o zaman PKK diyor ki PKK'da bir gerçektir diyor adam. Komünizm de bir gerçektir diyor. E sen ne diyorsun? Materyalizm, Darwinizm yani doğanın diyalektiği, tarihin diyalektiği, bak tarihin diyalektiği, canlıların diyalektiği doğrudur diyorsun. E Marx ne diyor? Aynısını söylüyor. E komünizm ne peki o zaman? Komünizm nedir? Evet. Diyalektik felsefenin üstüne oturmuş komünizm. Doğru. Zaten Tabiat Tarih Müzesi, git Gaziantep'te var. Hangiyle gitsem var Tabiat Tarih Müzesi. Yani devlet eliyle yapılıyor. Baltalı adamlar tarih dersinde. Bak görüyorsun. Evet. Atanız bu diyor. Bak anadan doğma. Görüyor musun? Evet. Ha. Din iman yok. Evet. Din iman falan yok. Aile de yok. Yok. Ahlak da yok. Namus da yok. Hiçbir şey yok. Ya orada sen ya farkına varıyorsun ya farkına varmıyorsun bilmiyorum. Komünizmin propagandasını yapmış oluyorsun. Orada komünizmi anlatmış oluyorsun.
Ya nerede gördün baltalı adam? Nerede anla mı yaşadın ya? Adamlar atıyor, öyle bir şey yok. 12 bin yıllık Göbekli Tepe'de gördünüz. Medeniyet yaşanmış ya. Adamlar medeniyet yaşanmışlar. E sen baltalardan falan bahsediyorsun. Önce bu fitnenin durdurulması lazım. İnşallah. Siz hep hatırlatıyorsunuz Abdullah Öcalan'ın sözünü. Ben liseye gelene kadar dinlerdim diyor. Lisede evrim teorisini kastederek felsefik bunalım yaşadım. Yarı tanrı oldum, Abdullah Öcalan oldum diyor lisede. İyi bak. Devletin verdiği Darwinist eğitimle ben Abdullah Öcalan oldum diyor. Evet. PKK'lı ondan sonra oldum diyor. Evet. Yani Darwinizmi, materyalizmi öğrenince komünist oldum ben diyor. Darwinist materyalist olmasaydım olmazdım diyor. Dindardım ben diyor. E devlet eliyle çocuklar Darwinist materyalist yapıyorlar. Bize 2019'a kadar müsaade ediyor. Ya kardeşim 2019'a kadar niye müsaade istiyorsun ya? Vur beline. İnşallah. Komünizmin, Darwinizmin, materyalizmin Allahsız felsefeyi patlat. Zaten belini kırdınız. Ya kırdık zaten. Bilimsel destek istiyorsanız verelim. Evet. Mesela Caner Taslamancı. Caner Taslamancı'nın derdi günü şöhret olmak, tanınmak. Adamın başka bir derdi yok. Adı sana duyulsun. Gitti İngiltere'ye. Adamı orada Darwinist felsefeyi dayattılar. Darwinist olursan seni ünlü de yapar, seni yanında da olur, destekleriz dediler. Bak CNN falan hepsi yanında. Evet. Darwinist olduğu için. Darwinizmi bir reddetsin bitti. Tabii. Ya adım attırmazlar. Ya okuldan falan da çıkar Allah'a. Evet. Ya okulda falan da okutturmazlar. Ya öğretmenliği falan da kalmaz. Hadi geçenlerin cevap hakkı vardır. Sizin talebenizken Darwinizm geçersizliğini anlatıyordu ama. Ya benim talebemken Darwinizm geçersizliğini o kadar mükemmel anlatıyor ki çok kapsamlı anlatıyor. Evet. Gayet emin. Çok iyi biliyor. Olacak iş değil diyor. Tesadüflerle böyle bir şey olur mu diyor. Evet. Şimdi de millete kafalama tarzında bir uslup kullanıyor. İşte tesadüfsel imgeselliğin rastlantısal rastlantısı. Ya tesadüften bahsediyorsun. Ne laf uzatıyorsun yani. In nation. Onu demek istedim diyor. Ya tesadüf diyorsun. Uzatma. Bırak kafalamayı yani. Satılık olmaktan rahatsız olan var mı? Mercümek, salatalık bilmem. Evet. İzmir'de bu sene açılan bir müzede de evrim propagandası yapılıyor Adnan Bey. Her yerde var. Evet. İzmir Karşıyaka Belediyesi tarafından bu sene açılan Evrensel Çocuk Müzesi'nde çocuklara hayvanları tanıtmak için hazırlanan maketlerin önündeki yazılarda evrim propagandası var. Örneğin dinozor maketi önünde şu yazıyor. Dört ayağı üzerinde yürüyen diğer dinozorların aksine ön ayakları daha uzun olarak evrilmiştir. Bu da dinozorun ağır yüklere dayanmak için evrildiğini göstermektedir. Abi böyle bir olay yok. Hayvan ilk başında da böyle, sonunda da böyle. Evet. Bu bir tür. Mesela bu peygamber devesi denen böcek. En başında da böyle, halen de böyle. Evet, milyonlarca seneden beri böyle. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Ama cayır cayır devlet eliyle Darwinist propagandası yapılıyor. Ondan sonra komünizm nereden geliyor? Ya gelir işte komünizm. Komünizm Darwinizme dayanıyor. Richard Dawkins de söylüyor. Yaratılış Atlası'nda diyor, Adnan Bey diyor, bir fosilin ilk halini gösteriyor diyor. İlk çıktığı andaki halini. Sonra modern günümüzdeki halini gösteriyor diyor. Bakın diyor, hiç değişmemiştir diyor diyor. İnşallah. En akılcı metot budur. Senin de yapman gereken bu yani. Ona şaşırıyor. Aksi anormal zaten. Aksi söyleyemiyor zaten. Ya kardeşim bilimselliğin gereği bu değil midir? Evet. Hayvanın orijinalini gösterirsin. Tabii. 30 milyon yıllık halini gösterirsin fosilini. Kıyas yaptırsın. Bilimsel bir karşılaştırma bu. Laboratuvar çalışmasıdır. Aynısıysa evrim geçirmemiş işte. Evet. Bundan daha akılcı ne olabilir? Evet. Darwinist Propaganda Yöntemleri kitabında yazmıştınız hocam. Mizraim Mason Hocası'nda karar alıyorlar. Akademisyenlerimiz de bu inanılmayacak olan teoriyi insanlar arasında medya yoluyla inanılır hale getireceğiz diye Mizraim Mason Hocası'nda karar alıyorlar.
Yani bir de buna gülüyorlar da insanların buna inanmasına. Evet. Hayretler içinde kalıyorlar. Adamlar yani kendi başarılarına gülüyorlar. Evet. Nasıl inanıyor insanlar diye hayret ediyor. Kafalıyor ve inanıyor adam. Öcalan diyor ki Abdullah Öcalan, bir gün yatağımın ucunda bulduğum sosyalizmin alfabesi kitabını bitirince adeta şöyle mırıldandım hatırlıyorum. Muhammed kaybetti, Marx kazandı. Sen orada sözü şöyle düzeltmen lazım. Öcalan sen kaybettin, şeytan kazandı. Evet. Değil mi? Evet, evet. Sen gidip şeytana teslim olmuşsun. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. İnşallah. Hanım arkadaşlarımı çağıralım, yani size saygımız büyük. Ya bugün sizin şıkkınızdan bahsedemedik. Yani... Yani şimdi... olağanüstü. Evet. 2018'in en muhteşem... Maşallah. Ya, maşallah. Normal bir ayakkabılarınız... Şey ne var ayakkabıda? Herhalde bir ayakkabı. Ya papyonunuz, ayakkabılarınız... Papyon evet. Şahane. Ayakkabıda sıradan bir ayakkabılarınız da tablolarınız gibi... Sergilemek gerekiyor. Yok yani, ya ben ya. Gerçekten rahat olduğu için giyiyorum. Başka bir şey yok yani. Hakikaten sanat eseri maşallah. Maşallah. Yalnız papyonunuz, mendiliniz. Evet. Maşallah. Evet. Hocam saatiniz ve... Yakışıklılığınız. Saat normal, sıradan bir saat. Ne var saati bir şey yok. Aslında kemerinizi de göremiyorlar ama. Öyle mi? Kemerinizi de göremiyorlar. Evet, yani kemer de. Bir sanat eseri o da. İtalyan bir kemer, evet. Maşallah. Maşallah. Klas, Fikret Bey. Karizma. Ney? Klaslık karizma. Maşallah. Yılbaşı gecesi bütün dünya bir kez daha hayran oldu size maşallah. Maşallah. Ya kardeşim şimdi bir gelenekçi Müslüman imajını dünya çapında yıktık. Maşallah. Vallahi razı olsun. Ya yani Müslümanlar yılbaşı kutlamaz. Niye kutlamaz? Evet. Ya İsa Mesih'in doğum günüyse sevinçle kutlarız. Tabii ki. Niye kutlamaz? İçkisiz, harama girmeden yılbaşı nasıl kutlanır? İnsanlar onu gösterdi. Maşallah. Evet. Maşallah. Ve bütün dünya yıkıldı adeta. Yıkıldı maşallah. Müslümanın estetik anlayışını, sanat anlayışını, kalite anlayışını, güzellik anlayışını, elhamdülillah. Sevgi anlayışını, dostluk anlayışını, temizlik anlayışını, evet. Düzen, tertip anlayışını. Düzenli olmak çok önemlidir Müslüman için. Her şey düzgün. Maşallah. Her şey tertipli. Belki her şey yeri yerinde. Dağınıklık yok. İslam'ın gülen yüzü olduk demiştiniz hocam inşallah. Tabii. Maşallah. Yani IŞİD falan göstertiliyor. Taliban, El-Kaide falan. Pakistan'daki gelenekçiler göstertiliyordu. Orada Müslümanlara karşı muazzam avantaj elde etmişlerdi. Evet. Bizim resimlerimizden sonra İslam aleminin gülen, kaliteli, güzel yüzü olduk. Elhamdülillah. Maşallah. Kaliteli yüzü olduk. Maşallah. Bizi aşıp geçemiyorlar artık. Elhamdülillah. Maşallah. Maşallah. Yılbaşı gecesinden bazı isimler vardı. Bakayım. Şereflendirdiğiniz toplantınız. Maşallah. 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 Her şey sizinle güzel. Maşallah. 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 Çok heybetlisiniz hocam. Maşallah. Her şey birbirinden güzel. Elhamdülillah. İnsanlara Müslümanlık, gerçek Müslümanlık nasıl olur onu gösteriyoruz. Maşallah. Sözde olmaz, fiille olur. Maşallah. Adamlar IŞİD'in falan halini görüyor. Utanıyor, kendilerine utanıyorlar. Evet. Ama bizim kalitemizi görünce iftihar ediyorlar. Onur duyuyorlar. Maşallah. Maşallah. Hocam her şey güzel ama siz geldikten sonra daha farklı oluyor. Maşallah. Yani kambersiz düğün olmaz yani. Meşhur yani. Baksana şu kaliteye. Elhamdülillah. Vesile oldun hocam bizim her türlü şu güzelliğe, şu düzene, tertibe. Allah razı olsun. Her türlü yetişmemize, gelişmemize vesile oldunuz. Allah razı olsun hocam inşallah. Maşallah. Orada muazzam bir düzenleme var, muazzam evet. Bir tertip var. Evet. Müslümanın o temizlik ve kalite anlayışı onunla da ayrıca yansır. Her şey oranlı, her şey güzel, her şey dengeli, evet. Her şey tutarlı. Maşallah. Hocam her bir detayı siz özenle tarif edip inşallah
öyle gösteriyorsunuz insanlara. Yani maaş, evet, maaş. Bunların hazırlanmasında tek tek maaş. 99 emeğimiz geçti. Çiftliğe hiç gitmeden tarif etmiştiniz, hala anlata anlata bitiremiyorlar. Maaş. Cennet tabii. Ortamıydı maşallah. Bu sofra tarifler falan hep bu fakire aittir. Evet, maşallah hocam. İnşallah. Allah aşkıyla yapıldığı belli oluyor hocam. Inşallah. Tabii maşallah. Her detay ince ince üzerinden bir maşallah. Tabii. Her şey yerli yerinde. Bütün nimetlere, eşyalara Allah'ın tecellisi olarak bakıp zevk almak da yine sizden öğrendiğimiz, Kur'an'dan öğrendiğimiz maşallah. Bir güzellik oldu. Maşallah. Cennet sofraları gibi hocam maşallah. Duamız karşılığında Allah cennet gibi ortağı bize sunuyor maşallah. Her zaman. İşte Cenab-ı Allah onun kaderde daha kainat yaratılmadan bunlar vardı. Bu güzellikler vardı. Allah sanki biz yapıyormuşuz gibi göstertip böyle bir nimet sunuyor. İslam yaşandığında Kur'an'daki İslam dünyanın nasıl cennet gibi bir yer olacağını gösteriyorsunuz. Tabii bu en azı olarak düşünün. Evet. En azı yani. İslam dünyaya hakim olduğunda dünyanın nasıl olacağına dair en mütevazı örneklerden bir tanesi. Evet, maşallah. O zaman Allah ayette dünyada sizin için, ahirette ise yalnızca sizin için dedi. Maşallah. Hocam başka ayette de cennetteki nimetlerin bir benzerinin verildiği söyleniyor. Maşallah. Maşallah. Evet şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Evet yayınımız kısa videolarla devam ediyor. Birazdan tekrar birlikteyiz inşallah. Yayınımıza devam ediyoruz. Ne güzel. Evet buyurun. İran'daki protestoların 5. gününde çatışmalar şiddetlendi. Sadece dün gece 9 protestocu öldü. İsfahan eyaletine bağlı Kadirican'da silah sesleri yükseldi. Yerel medya ilçe kaymakamlığına girmeye çalışan göstericilere ateş açıldığını ve 5 protestocunun öldüğünü duyurdu. Son 9 yılın en büyük protestolarının gerçekleştiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı. Devlet televizyonu yaşamını yitirenler arasında 11 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu izleyicilerine duyurdu. Ruhani azınlık diye nitelediği eylemcilere karşı cevabı bizzat İran halkının vereceğini söyledi. Yok ya, konuşarak falan böyle dostane bir üslupla halletsinler. Sert karşılık vermesinler. Yani zaten lokal bir olay. Fakat Türkiye ve Rusya tetikte durursa o içeride kargaşa çıkaranlara caydırıcı etki yapar. Yani mesela Rus tankları İran sınırına yığılırsa, ama İran'ın davet etme ihtimalini bildirmesi lazım. Her an çağırabiliriz. Hazırda beklerseniz işte teşekkür ederiz. Ona benzer artık neyse. Türkiye için de aynı şekilde her an müdahale etmek üzere hazırda beklerseniz memnun oluruz. Yani dost ülkesiniz, bekliyoruz gibi bir şey olabilir. O kargaşa çıkarmak isteyenleri çok ciddi şekilde caydırır bu. Çünkü yani muazzam bir şey yani. Kendilerini çok güçsüz hissederler. İran halkı da yani izole ederek falan sakinleştirmeye çalışsınlar. Yani kan dökülmesin. Mesela sararak, efendim, ablukayı alarak, abluka iyi olur. Bir de istedikleri nedir, ona da bir bakmak lazım. Eğer tabii ayrılmak, bölünmek falan istiyorlarsa, ya çok samimiyetsiz, çirkin bir ifade. Onun bir açıklaması olmaz ona. Yani ne konuşacak, mantıklı bir açıklama değil. Evet, dinliyorum. Kendini sevmeyen insan başkasını sevebilir mi? Kendini sevmeme acaba neden kaynaklanır? Yani imanlıysa Allah'ın yarattığı bir kul olarak kendisine Allah'ın ruhu olarak saygı duyması lazım. Yani mümin nihayetinde. Yani tipini beğenmiyor olabilir. Tipini beğenmiyorsa ne mutlu ona. Cennet alamet işte, Allah dünyadan onu uzaklaştırmış, dünya hırsını uzaklaştırmış. Ne mutlu ona ki durduk yere sevap alıyor. Ama huyunu beğenmiyorsa huy değiştirilecek bir şey yani. Gayet kolay. Yani neyse ters olan, beynine emir verdi mi düzünü yapar insan. Düz hareket eder. Dolayısıyla kendini beğenmeyen insan,
Ama oluyor hakikaten. Ama gençlerin tipini beğenmiyorlar. Evet. Yani tipini beğenmediği için huzursuz oluyor. Yani insanların kendisini beğenmediğini, sevmediğini düşünüyor. Tip beğenmeme bir hastalık. Çok yaygın o. Mutlu olmuyorlar o yüzden de. Halbuki Allah zaten dünyayı az içinde yaratmış. Özellikle öyle yaratıyor. Allah'ın imtihan için yarattığı bir güzelliği, üstünlüğü kendi aleyhine görürse bir insan olmaz. İnsanı Allah aciz içinde kusurlarla, hastalıklarla, eksikliklerle yaratması onu cennete hazırlamak içindir. Cennete arzu etmesi içindir. Dolayısıyla ondan rahatsız olmak çok büyük bir hata. Ama toplumun epey bir kesimi bu konuda yanlış eğitildiği için kusurlu insanlara tavır alıyorlar. Mesela güzel olmayan bir kadına tavır alıyorlar, güzel olmayan bir delikanlıya tavır alıyorlar. Bu çok büyük bir vicdansızlık ve zulüm, böyle olmaz. Bilakis aksine o insanlara daha çok sevgi, saygı göstermek lazım. Çünkü güçlü bir imtihandan geçiyorlar. Değerli bir imtihanın içerisinde oluyorlar. İslam, Kur'an ahlakıyla o aşılabilir. Onun dışında zor. Yani İslam, Kur'an ahlakıyla her şeye çözüm geliyor. Her şeye şifa geliyor. Her şeyin şifası olduğu da açıkça anlaşılıyor. Kur'an kalplere bir şifa, insana bir şifa, hayata bir şifa. Evet, dinliyorum. Levh-i Mahfuz nasıl bir kitaptır? Levh-i Mahfuz bir hafıza benim, güzel yüzüm. Yani Allah'ın sonsuz hafızası. Tabi tabi o sondaki inşallah. Tamam mı? Sonda bu açıkladığın. Tamam, evet. Evet. Lehv-i Mahfuz denilen Allah'ın sonsuz hafızasıdır. Şimdi hafıza deyince tabi insanın beynindeki düşünce gibi zannediyor. Hafıza derken hayatın sonsuz tecellilerinin Allah'ın karşısındaki görünümü, yaşanma şekli ve yaşanışı, buna denir. Yani Lehv-i Mahfuz sadece bir bilgisayar bilgisi gibi bir şey değildir. Mesela Fatih Sultan Mehmet şu an daha yeni İstanbul kapılarında. Mesela ikinci bir şuur baktığında Hızır surlarda oturmuş vaziyette. Napolyon ordularına daha yeni ilerliyor mesela bir başka hafızaya göre. Bir başka hafızaya göre Alparslan Malazgirt Meydan Muharebesi için askerlerini yeni hazırlıyor. Yani her şey Allah'ın katında hazır durur. O an olarak hazır durur. Anan hepsi bütününde yaşanır halde hazırdır Allah'ın karşısında. Yani mesela Hitler daha yeni doğmuş oluyor. Veyahut Paris'e daha yeni girmiş oluyor Alman orduları. Allah katında. Aynısıyla o durur yani. Hiç milim santim görüntü de kayıp olmaz. Yaşantıda kayıp olmaz. Her şey hazırdır Allah katında. Ona Levh-i Mahfuz denir. Gelmiş ve gelecek bütün bilgi Allah katında hazır olmaz. Ara verelim. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Ne güzel. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İran'daki olaylara yönelik şu açıklamayı yaptı. Türkiye dost ve kardeş İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Ruhani'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz. Bir an önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz. Evet. Ama dikkati takip etmek lazım. Yani eğer tırmanma istidadı göstertiyorsa Rusya ve Türkiye'nin müdahale etmesi çok önemli. Çünkü olur yani. Evet.
Ben 30 kere söyledim ben onlara, yani böyle hurafelerle falan ortaya çıkmayın. Kuyuda Mehdi çıkacak falan. Ya üniversite mezunu çocuk ona inanır mı ya? Hayır, kimse de kuyunun başında da beklemiyor hiç kimse yani. Bütün ülkede geniş çaplı ona inanıyor ama kuyu terk edilmiş vaziyette. Ya kuyu, görüyorsun fotoğraf bomboş yer baş. Dolayısıyla öyle olmaz. Üniversite öğrencisinin iman hakikatleri Kur'an'ın üzerine atılması lazım. İmanını güçlendirmesi lazım. En çok ateist orada, İran'da. Olmaz. Bir de İslam'ın modern yüzünün, yani Kur'an Müslümanlığına anlatılması lazım. Hep gelenekçi kafaya gitme eğilimi var. İşte İsrail'i yok edelim. Kadınlar başlarını örtsün zorla. Öyle bir şey var mı? İsteyen örter, isteyen örtmez. Yani asker, polis soruyor ama biz orada eğitim alacağız diyorlar. Neyin eğitimi alacaksın yani adam? Herkes biliyor onu. Açar internetten bakar. Eğitim almak çok aşağılayıcı bir şey. Gel bakalım sokaktan yakalayacak, sen diyecek başına çık. Senin bir şey bildiğin yok, gel bakalım seni okula götürüyoruz. Eğitim okuluna, başlık okuluna. Mecburi gidip orada okuyacak. Öyle şey olmaz yani, bunlar gurur kırıcı, yakışmaz yani. Evet, dinliyorum. Eşyaların ruhu olduğuna inanır mısınız? Tabi eşya, her şey canlıdır. Canlı olmayan hiçbir şey yoktur. Yani Allah'ın varlığı her yerde hakimdir. Bitkiler, eşya, her şey. Yani hareketlenme emrini ver. Mesela bak, bunu şurada görüyoruz. Cenab-ı Allah soruyor, elindeki ne diyor ey Musa diyor. Ya Rabbi diyor, benim asam diyor. Neye yarar o diyor. Bak, özellikle soruyor Allah. Davarlarıma ot sirkeliyorum diyor. Ona dayanıyorum. Birçok işimde bana yarıyor diyor. O kadar yani. Asamdır diyor. Halbuki asa değilim. Nitekim bak, hemen bir anda yılana dönüşüyor. Geriden yine asaya dönüşüyor. Yine yılana dönüşüyor. Yine asaya dönüşüyor. Eşyanın ruhu olduğunu, her yerde Allah'ın ruhunun olduğunu görmüş oluyoruz. İşte çalı yanmaya başlıyor. Ama yanmıyor. Yanıyor ama yanmıyor. Evet. Alev var çalıda ama çalı duruyor. Evet, dinliyorum. Güzellik sadece yüzde mi? Hanımlar için soruyor tahmin ediyorum. Hanımların fiziğinde de tabii çok önemlidir güzellik. Bazı hanımların yüzü güzel olmaz ama fiziği çok güzel olur. Yani yüzü de düzeltilebilir. Makyajla, bakımla ve bakışlarıyla, tavrıyla düzelebilir. Yani o kadar çirkin bir yüz çok zordur. Yani Allah vermesin, kaza falan neticesinde belki bozulabilir yüz. Öyle de olsa zaten şu an tıbben bu imkan var, yani müdahale edilebilir, düzeltilebilir. Ben güzel olmayan kadın düşünemiyorum, güzel olur kadınlar. Ama bedendeki güzellikte o yüzün dezavantajını ortadan kaldırır, onu da söyleyeyim. Evet, dinliyorum. Merhaba Adnan Hocam. Bir ülkede basın sorunu nasıl çözülebilir acaba? Ah, severim ben senin güzel huyunu. Severim ben senin tatlı huyunu. Ne kadar insancıl, güzel yetiştirmiş de. Ailelerin tavrı çok önemli oluyor. Çocuğa olduğu gibi yansıyor. Mesela bu çok güzel yetişti, anlaşılıyor bu sevimliğin. Yakışıklım şu an, ben mesela bakıyorum, Cumhuriyet yargılanıyor önce. Hükümete demediklerini bırakmıyorlar. Acayip özgürler. Mahkemeyi eleştiriyorlar, savcıları eleştiriyorlar, hükümete her şeyi söylüyorlar. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden bunu anlayabiliriz. Sözcü. Sözcüden de anlayabiliriz. Her şeyi konuşuyorlar. Yani
o belirgin somut bir delil bence, yeterli delildir. Türkiye'nin özgürlük anlayışı Avrupa'ya göre iyi bence. Orta Doğu ülkelerine göre süper. Evet, dinliyorum. Benim ismim Mert. Adnan Bey, sokak röportajları sizin için neden bu kadar önemli? Mert, süper yakışıklı delikanlı. Allah nimetini artırsın, onu cennette ödüllendirsin. Demin o görünen, konuşan, sevimli de çok efendi. Allah onu da cennetle ve cemalullah'la şereflendirsin. Allah cennette kardeş etsin. Yakışıklı Mert, bir kere bu bir toplum tabanının, Türkiye ortalamasının görüşleri açısından, dünyayı değerlendirmeler açısından, İslam'a bakış açıları açısından çok hayati bir sosyal test gibi bir şey. Ama bu ikinci planda düşündüğümüz, ama birinci planda düşündüğümüz kendi insanlarımızla tanışmak, konuşmak. Sizlerle tanışıp dost oluyoruz, arkadaş oluyoruz. Sizi görmüş, konuşmuş oluyorum. Sohbet etmiş oluyorum, fikrinizi anlamış oluyorum. Siz beni tanıyorsunuz, ben sizi tanıyorum. Aslında bu tanışma toplantıları bunlar. Ama aynı zamanda bir Türkiye analizi, Türkiye'deki bir zemin analizidir. Baktığımızda gençliğin çok müsbet, olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu görüyoruz. Küfrün bu mübarek nesle dejenere edemediğini görüyoruz. Bozamamışlar. Yani dejenere edilmiş bir gençlik yok. Negatif düşünmenin ortadan kalktığını görüyoruz. Pozitif ve olumlu, egoist ve bencil bakış açısının hemen hemen tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Diğergam, fedakar, yüksek gayeleri hedef edilen soylu insanlardan oluştuklarını görüyoruz. Hemen tamamında Allah inancının oturmuş olduğunu ve Kur'an Müslümanının dışında gelenekçi Ortodoks sistemi kabul etmediklerini görüyoruz. Hepsinin aydın, sevecen, sevgi dolu, güzelliği, kaliteyi arayan insanlar olduklarını görüyoruz. Fizik olarak da güzel insanlar, temiz ve bakımlı insanlar. Bunu gördükçe Mehdiyet'in gücünü, İslam'ın gücünü, Allah'ın lütfunu, Allah'ın her şeye güç getirdiğini bütün insanlar ve bizler görmüş oluyoruz. Mehdiyet'e hikaye gözüyle bakanların uğraşmalarına rağmen kendi kafalarında bir nesil yetiştiremediklerini, gelenekçi Ortodoks bir yapının oluşmadığını, buna karşılık aydın, aklı başında, kültürlü, görgülü, sevgi dolu, savaştan, kavgadan hiç hoşlanmayan, iyiliğin, güzelliğin hakim olmasını isteyen çok olumlu, nezih bir neslin yetiştiğini görüyoruz. O yönden bu çok sevinç verici, büyük bir nimet, Allah'tan bir işaret. Allah'ın Türk milletinin ne kadar güzel olduğunu Türk milletine göstermesi. Evet, dinliyorum. Merhaba Adnan Bey, ben Murat. Sakarya'da çalışma ekonomisi okuyorum. Sizce insanlar mükemmellik derecesine ulaşabilir mi? Nur yüzün bayağı temiz yüzlüsün sen. Yüzün ışıklı, temiz, dürüst bir delikanlı olduğun belli oluyor. Allah seni iyilerle, güzellerle, doğru insanlara birlikte yaşatsın. Tabii eğer kendisini sıkmazsa, böyle öz olarak kötü yönlendirmezse, egoist, bencil olmazsa bayağı mükemmel olur, çok çok mükemmel olur. Ama mükemmel olduğunu farkına varmayabilir. Allah bilir, o kendi farkına varmayabilir. Yani iyi olmanın, güzel olmanın, doğru olmanın önü açık. Alabilen insan yükselebilir. En iyi olmak için gece gündüz gayret etmek lazım. Evet, dinliyorum. Stresin hastalıkları, tetikleyen yönü anladın.
Stres her şeye sebep olur. Baş ağrısına sebep olur, mide ağrılarına sebep olur. Yani olur da olur. Cilt bozukluklarına, eklem bozukluklarına sebep olur. Yani tıpta sayılıyor, yok yok. Hafızayı etkiler. Hafızayı etkiler tabii, beyin kasılır. İnsan unutkan olur sıkıntıdan dolayı. Cümle kuramaz, konuşamaz. Yani konuşma kabiliyeti bozulur. Hatta görmeyi bile bozar, görme kabiliyeti bile bozulur insanın. Yani akla, hayale gelmeyecek hastalıkların nedeni olabilir stres. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Batı Bek, Tacikistan vatandaşıyım. Adnan Bey, biz biraz önce Türk Birliği istiyoruz. Allah bunu size vesile etsin. Teşekkür ederim. Bak severim ben senin yakışıklılığını, güzelliğini. Sen ne güzel insansın sen. Ne vicdanlı insansın sen. Canım içi, Türk Birliği için aslında görüşmeler yapıldı. Ben onu biliyorum. Ve Türkiye devletinin hepsi de kabul ettiler. Ama bir şey bekliyorlar, yani ne bekliyorlar bilmiyorum. Yani ani bir kararla hepsi birleşebilecek durumdalar şu an. Çünkü her yönden yetiştiler. Gölgeleri, bilgileri çok iyi. Bütün devletler klas Türk devletlerinin, hepsi zengin. Hepsi çok nezaketli, böyle kişilikli. Yani böyle Türklük bilinci de var. Türklükten kasıt yani güzel insan, iyi insan, sevecen insan. Yoksa mesela Tacikistan'da çok fazla Rus vardır, başka dillerinden insan. Irklı şeklinde değildir. Yani Türkü devletlerde yabancı unsurlar, yani yabancı ırklar, yabancı kavimler, yani Türk olmayan kavimler çok fazla. Hatta bazı ülkelerde Türk nüfusundan daha fazla. Ama biz onları Türk kabul ediyoruz. Yani adıdır Türk. Bir sevecenlik ruhudur Türk demek yani. Koruyup kollayan, şefkatli, merhametli, iyi insanlar topluluğu anlamına geliyor. Yoksa ırk olarak biz zaten bulamayız öyle bir şey. İşte benim canım Tacik, genetik bak, birçok ırktan insan vardır kanında. Dolayısıyla ırk hırsıyla yaklaşmadığımız için Türk Birliği'nin de oluşması an meselesidir. Herhalde üstadın izin vermesi gerekiyor. İnşallah. Ondan sonra mesele hallolur. İnşallah. Bir toplantı gerekiyor önce. Üstattan da olur almak gerekiyor. Üstad'a da Allah'ın vahyetmesi gerekir. Evet. Propaganda oluşturma teknikleriyle topluma yön verilebilir mi? Yani bazı toplumlar tabii çok müsait oluyor. Eskiden mesela Türkiye müsaitti ama şu an değil. Yani internetle çok iyi eğitildiler. Bir de aydın aklı başında analist insanlarımız var. Eskiden çok rahat yönlendirebiliyorlardı. Bir yerde bir adam vurup her yere ayağa kaldırabiliyordu. Bir yerde bomba patlatıp her yeri birbirine katabiliyorlardı. Şimdi hiç kimse böyle bir şeyden etkilenmiyor. Propagandayla tabii ki etki meydana getirebilir ama propagandası güçlü olan kesim gücünü kaybetti. Yani hükümetin o konuda akılcı politikası iyi oldu. Türkiye'de negatif propaganda yapan bir kesim vardı. Çok çok negatif ve sevgisiz, millete tepeden bakan, İngiliz ekolüne yatkın, Darwinist, materyalist, dine karşı soğuk, Müslümanlara karşı soğuk, üst perdeden halkı beğenmeyen bir ekol vardı. Bunlar Türkiye'yi eskiden yönlendirirdi. Halk da bir nevi korku içerisinde onlara uyardı ve tabi olurdu ister istemez. Ama şu an onların konumu halk tarafından öğrenildi. Mesela çok gözlerinde büyüttükleri yazarlara baktı ki çok alelade adamlar. Evet, herkesi görebiliyor muyum ben? Niye sadece ben görünüyorum? Evet.
Herkes nur gibi. Bayağı güzeller maşallah. Benim canım nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Sevgisi anlaşılıyor mu? Evet, çok net. Bak daha yeni tanıştık. Allah'ın ona kalbine bile sevgi görüyor musunuz? Yani 3-5 kelime konuştuk. Maşallah. Bayağı sevgisi güzel. Derinliği çok güzel, tutkusu çok güzel. İşte kadın böyle olacak. Çok çok güzel. Ruhundaki o derin haza kadın denir. Etten, kemikten sırf o şekilde olmaz. Et, kemik bir yönüdür. Tamam, güzel bir nimettir ama ruh çok hayatidir. Tatlılığa baksana şuna. Bayram şekeri alacaksın böyle. Aslı hocam ortalarda yok değil mi? Bekliyoruz. Tamam. Evet, dinliyorum. Uyumak istemeyen bir kedi var. Ya bunlar bir arada çok iyi oluyor. Evet, dinliyorum. Çorabı kapısı her zaman açık mıdır? Ne kadar güzel bu, hayret. Melek. Hı? Melek. Ama çok güzel, hayret, bu kadar güzel olmaz. Maşallah. Canım içi, Allah seni koruyup kollasın. Hep iyilerle, iyi insanlarla birlikte yaşasın. Seni cennetiyle şereflendirsin, nimetlendirsin. Cennette de kardeş etsin Allah. Allah hidayetiyle sarsın seni, melekleriyle korusun. Hep iyi, güzel bir hayat sürmeni Allah nasip etsin. Tabii ki güzel yüzdüm yani. Bazıları var ya diyor, ben Allah benim tövbemi kabul etmedi falan. Çok çılgınca ifadeler. Olur mu öyle şey? Yani sen hatalar yaptıysan o senin kaderinde olan hatalardır. Allah sana tövbe ilham ediyorsa zaten bir hayırla onu sana yaptırıyor demektir. Bir güzel amaç vardır ki Allah sana tövbe ettiriyor. Dolayısıyla tövbe çok önemli. Yani mümin her zaman Allah'tan rahmet bekleyecek. Allah'ın her zaman güzel bir karşılıkla ona karşılık vereceğini umacak. Nahl suresi 119. ayette Allah, sonra gerçekten Rabbin, şeytan Allah'a sınır, bak, cehalet sonucu kötülük işleyen, sonra bunun ardından tövbe eden ve ıslah olanlarla beraberdir. Şüphesiz Rabbin bundan sonra bağışlayandır, esirgeyendir. Furkan suresi 71'de, kim tövbe eder ve salih amellerde bulunursa, yani samimi yaşarsa, gerçekten o tövbesi ve kendisi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Bak Allah net söylüyor, görüyorsunuz. Kim tövbe eder ve salih amellerde bulunursa, samimi ise, gerçekten o, şeytan Allah'a sınırım, tövbesi ve kendisi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Allah kabul edeceğim diyor. Açık işte. Hayır, zaten Allah sonsuz akıldır yani. Samimi candan bir insanı mutlaka affedeceğim diyor Allah. Evet, dinliyorum. İnfakı toplumda nasıl yaygınlaştırabiliriz? Yakışıklım şu aşamada pek olmaz yani. Olur da çok flu olur. Belli yerlerde olur. Belki bu aslında toplum çapında uygulanmasına velayet sistemi deniyor, biliyorsunuz. Kur'an'ın mühim emirlerinden bir tanesidir. Çok fazla ayetle açıklanmış. İslam'ın ana omurgalarından biridir bu hüküm. Velayet sistemi.
Velayet sisteminde bütün toplum birbirini garantiye alır. Bütün toplum birbirini sigortalar. Herkes herkesin annesi babası gibidir. Herkes herkesin kardeşi gibidir. Yani mesela birisi hastalandı. Bak Anadolu'da o flu olarak kalmıştır. Flu olarak. Hasta mesela der ki ya derler Necmi amca hastalanmış haberiniz mi? Aa, hadi hep beraber oraya koşarlar. Mesela biri araba hazırlar, biri bilmem ne hazırlar, biri telefon eder. Arabayı hep beraber biniyorlar, alıp mesela şehre götürüyorlar. Böyledir yani. Mesela biri ev yapıyor. Ben köyde onu görüyordum. Binlerce yıllık bir gelenek. İslam'dan gelen bir gelenek. Bütün köylüler çalışırdı evin yapılmasında ve hazırlanmasında. İngiliz ilgisi, yaşlı insanlar ya böyle tavanda falan böyle o tavan ağaçlarını ip sararak, çekerek, çevirerek falan kısa sürede koskoca evi yaparlardı. Yani hiçbir çıkarı yok. Sadece ev sahibi yemek yediriyor onlara o kadar. Ki onlar kendileri de yemek yetiştiriyorlardı. Hiçbir çıkarları yok. İnşallah. Mesela Müslüman yemek yiyor. Peygamberimiz hiç yalnız yemek yemiyor. Yani hiç yalnız yemek yenmez İslam'da. Komşu mutlaka çağrılır. Öyle bir şey olay yok ya. Yani herkes herkesin evine gider yani. Mesela akşam vakti oluyor falan. Gidiyor arkadaşın evine, dostun evine oturuyor. Sohbet ediyor, namaz kılıyor. Hadi yemek vakti diyor. Hep beraber oturup yemek yiyor. Öyle bir yani sorgu sual de yok yani. Geç oldu ya diyor, sen kal diyorlar, gitme diyorlar. Gitmiyor. Mesela her yerde bilinir bu. Geç oldu, kal sen falan diyorlar yani. Velayet sisteminden kalma adetlerdir bunlar. Hep velayet sisteminden kalmadır. Hasta olduğunda bütün mahalle ayaklanır ya. Bir hasta varmış işte bizim Ankara'da öyleydi. Duyulurdu, herkes işte yoğurt alan eve gider falan, yemek alan eve gider. Başında dururlar, hal hatır sorarlar. İşte tanıdıkları doktorlar var mı? Onu hep beraber alır götürürler. Hastaneye ziyaretine gider. Öyle bırakılmaz. Yani yalnız bırakılmaz. Herkes yani böyle imeceyle bakardılar. Hastaysa başucunda dururlardı. Dolayısıyla velayet sistemi olmadan yaşanmaz. Allah bizi velayet sistemiyle yaşayacak şekilde yarattı. Ama bu şu an kaldırıldı. Şeytan bunu kaldırdı velayet sistemini. Ve insanlar yalnız kaldılar ve yalnızlığın dehşetini yaşıyorlar. İnsanların büyük bölümü hep gelecek korkusu içerisinde, dehşet içindeler. Bu şeytanın oyununu bozduk ve bozacağız. Yeniden velayet sistemi inşallah gelecek. İnşallah. Evet, dinliyorum. Merhabalar, ben Ezgi. 2018 yılında kadınların daha özgür ve mutlu olmasını istiyoruz. Ezgi, bu güzellik ne canımın içi, nasıl güzelsin sen, nasıl, nasıl? Çok keskin güzelliği maşallah. Balım benim bir kere alnın çok güzel, kaşların güzel, gözlerin nefis, burun muhteşem. Aferin benim canıma, sesin de çok güzel. Daha özgür ve mutlu, doğru. Çünkü özgürlük yok. Temiz giyinemiyorlar. Süslü giyinemiyorlar, istediği gibi gülemiyor, istediği gibi gezemiyor, esir gibiler. Dünyanın her yerinde hemen hemen, her yerde esir gibiler. Sanki böyle hapishaneye düşmüş gibi. Evden dışarı çıkamıyor. Dışarıda yani dışarı çıkması yasak. Hapisteki adam ancak makyaj yapamaz bilmem ki onlar bile yapabiliyorlar. Makyaj yasak. Her yerde kontrol altındalar, her yerde gardiyanlar var. Sokak gardiyanları var, ev gardiyanları var, mahalle gardiyanları var. Gardiyanları nefes aldırmıyor ki çocuklar rahat yaşasınlar. İşte o gardiyanları ortadan kaldırıyoruz. Şeytanın etkisindeki gardiyanları. Yani kadın gardiyanlarını kadınların üzerinden çekiyoruz. Allah'ın dilemesiyle. Evet, dinliyorum. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani,
İran'daki son gelişmeleri değerlendirirken, İran'daki olaylarla ilgili oluşturulan hashtagler ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından yönetiliyor dedi. Ayrıca İran lideri Ayetullah Ali Hamenei de şunları söyledi. Hamenei, İran düşmanlarının ülkesine darbe vurmak için fırsat kolladığını söyledi. Düşman İran halkına darbe vurmak için fırsat kolluyor. Düşmanlar son günlerdeki olaylarda para, silah, politika ve istihbarat teşkilatları gibi ellerindeki çeşitli araçlarla İslam Cumhuriyeti'nde sorunlar çıkarmak için İran'a karşı bir ittifak oluşturdu diye konuştu. Tamam da çözümünü söylesinler. Yani zaten teşhis net. İngilizlerin devleti devrede dedik, zaten söyledim. Evet. Başladılar zaten Birleşik Arap Emirlikleri falan, Küveyt, Suudi Arabistan hepsinde bir atağa geçtiler. Türkiye'deki ataklarını sürekli bozduk. Hep tepelerine geçti. Buraya gönderdikleri ajanlarını falan tepe takla geri gönderdik. Evet. Rezil kepaze oldular. Dolayısıyla burada dikiş tutturamıyorlar. Şimdi İran'a bir el attılar. Ama bence güçlü bir gövde gösterisi gerekir. Rusya, yani Rus ordusu İran'da çepeçevre sarsa, ama İran Rusya'yı her an çağırabiliriz demesi lazım. Yani bu çok muhteşem olur, çok güzel olur. Bir de ordu devreye girebilir İran'da. Ya uzatmaya gerek yok, yani sonuna kadar bekleyelim. Son anda o zaman çok güç olur. Yani bu belli ki 2-4-8-16 gelişecek gibi görünüyor. Çünkü dış destek var. Dış destek olunca bu organize edilmiş, hazırlanmış demektir. Yani bu kendinden gelişen bir sistem değil. Buna aylarca, yıllarca çalışmışlardır, hazırlanmışlardır. Aylarca, yıllarca hazırlık olduğu için neticede atak çok acımasız olur. Maşallah. Evet. İran'ın modern olması lazım. İman hakikaten açık olması lazım. Yani katılığı kaldırması gerekiyor. Yani Kur'an'a dönmesi lazım. Bak Tayyip Hocam çok akıllı hareket etti. Çok çok basiretli hareket etti. Ne yaptı? Ben dedi Şii'yi, Sünni'yi kabul etmiyorum. Müslüman kabul ediyorum. Ben ne Şii'yim ne Sünni'yim. Türkiye'de hazırlanacak büyük oyunu bu kelime bozdu, bu cümle bozdu. Yani şeytanın oyununu bu uslubuyla Tayyip Hocam bozdu. Belki farkında, belki farkında değil. Ama bu kilit açıklamaydı. Ama bak İran'da bu kilit açıklama yok. Bunu yapmalar lazım. Şeytanın oyunu bozmaları lazım. Yani İran ne Sünnidir ne Şii. İran Müslümandır demesi lazım. Bunu dediklerinde adamların oyunu tepelerine geçer. Bir de bu katı anlayış değil de biraz daha elastiki, hanımlara karşı daha modern bakış açısıyla yaklaşan, daha özgürlükçü bir tavır İslam'ın daha güçlenmesine neden olur. İslamiyet daha güçlenir o zaman. Ve İran da daha güçlenir. Tabii bunu nezaketiyle bir açıklasak iyi olur. Yani katı bir düşünce İran'ı boğar. Yani katı Şii düşünce boğar. Hepimiz Hazreti Ali'ye deli gibi aşığız, çok seviyoruz dedem. Muhteşem bir insan. Hepimiz Ehl-i Beyt'e aşığız. Ama bu katılığa gerek yok. Yani kadınlar üstündeki bu baskının kalkması lazım. İnsan üzerindeki bu baskının kalkması lazım. Bir de Mehdiyet inancının bu hurafe görüntüsünden çıkarılması gerekiyor. Yani mübarek insanlar, temiz insanlar, güzel insanlar ama bak bu kendi kendilerine boğuyor. Mesela hiçbir inanmaz bu kuyunun içinden Mehdi'nin çıkacağına. Ya hiçbiriniz inanmıyorsunuz. Neden üstünde duruyorsunuz bunun? Ne işi var Mehdi'nin kuyunun içinde ya? Neden oradan çıksın yani? Yapmayın, etmeyin. Tamam Mehdi çıkacak de Mehdi'yi bekleyelim. Ama kuyuyu bırak. Kuyunun alakası yok.
İran'ın akılcı tavırlarından bir tanesi devrim muhafızları oldu. Onu kanunla, hukukla legal hale getirdiler. Mesela bak şimdi polis lakaytmış. Ordu da lakaytmış. Ama devrim muhafızları devreye girince çok güçlü bir yapı. Daha önce de devreye girmişlerdi. Çok olumlu etki yapıyor. Ama bunlarla bu çözüm olmaz. Asıl çözüm İran gençliğini özgür dünyanın özgür ruhuyla tanıştırmak, onlara sevgiyi, dostluğu ve kardeşliği anlatmak, Şii-Sünni kardeşliğini çok iyi vurgulayıp, Şii de Sünni de aynıdır, aynı görüştedir imajını iyi vurgulamak lazım. Ve kuyudan çıkacak Mehdi inancını bırakıp, Mehdi inancını güçlendirmeleri gerekir. Yani hurafe Mehdilikten gerçek akılcı Mehdiliğe dönüş yapılması lazım. Evet, dinliyorum. Cennette Allah insanlara nasıl hitap eder? İsmiyle, mesela ismin neyse isminden hitap eder. Onlar da Ya Rabbi, Allah'ım diye hitap ediyorlar. Allah tokalaşır, el sıkışır insan şeklinde. Yani insan görünümü, ben Allah'ım diyor, sarılıyor, sever, konuşur. Benden bir isteğim var, benden razı mısın diyor Allah. Razıyım Ya Rabbi diyor. Çünkü müminler hep aklında bu var ya. Çünkü o tecelli ister insanlar hep. Yani insanı göre alıştığı için insan. Allah da o insan diyor. Mesela orada çalılı tecelli diyor ama çalılı tecellisi dense Hazreti Musa'ya sorsan hangi tecelli? Tabii ki insan şeklindeki tecelli ister. Çünkü orada dokunabiliyor, sarılabiliyor, koklayabiliyor. Yani o yüzden insan olarak tecelli ediyor Allah. Ben senden razıyım diyor Allah. Müthiş bir nimet, çok güzel. Burada cennette sonsuza kadar kalacaksın diyor. Ben senin bütün hayatını biliyorum, her şeyini biliyorum diyor Allah. Biliyorsun diyor. Allah olduğu için bilir. Çok iyi bir insansın diyor. Senden razıyım diyor. Ya Rabbi ben de senden razıyım diyor. Bütün nimetleri sen verdin. Sonsuz aklın var Ya Rabbi diyor. O konu bu, bu şekilde. Secde biliyorsunuz yaptırmıyor Allah. Bir kere secde yapmaya kalkıyor, hemen kaldırtıyor Allah. Sakın diyor yani öyle secde, tamam diyor. Yani. Ve kesin garanti veriyor Allah. Mesela Adem'de öyle değildi hava. Sadece geldi, orada yaşıyordu. Allah hiçbir garanti, hiçbir şey söylemedi. Yani ben size sonsuza kadar tutacağım falan hiçbir şey demedi. Sadece cennetteydiler. Ama şeytan öyle ifade edince, Allah yapma dediği halde yapınca, Allah aldı. Yani şeytan aklına o fikri sokuyor. Halbuki Allah'tan istemesi lazım. Ya Rabbi ben cennette sonsuza kadar kalmak istiyorum dese, tamam. Demiyor. Elma yiyince, oradaki meyve yiyince olacak zannediyor. Bu çok korkunç bir şey, bu şirk bu. Çok yanlış, Allah affetsin. Haram işte homoseksüellik haramdır. Başkasının hanımıyla bir ilişki haramdır. Öyle bir şey olmaz. Yani zaten öyle bir isteği olmaz ama haramdır. Yani herkes kendi helaliyle. Çünkü mesela kadın eşi var. Eşi beyi mesela 1000 erkek şeklinde görüyor. 1000 ayrı erkek şeklinde. Eşi isterse 5000 ayrı erkek şeklinde de görülür. Çeşit çeşit görünür. Tek ruh, aynısı. Hepsi o. Konuştuğunda o. Ama hepsinde ayrı bir insan şeklinde. O da karısının istediği şekillerde görür. Ne kadar istiyorsa. Mesela vücuduna da baktığında 7 kat elbisesi ve çırılçıplak da görebiliyor isterse. Tamamen çıplak diyor. 7 kat elbisesiyle de görebiliyor. Ayrı ayrı. Her elbisesi ayrı. Yani sürekli elbise değiştiriyor kadınlar. Elbisenin doyuma ulaşacağı yerdir cennet. Hanımlar burada elbiseye doymazlar. Ne ayakkabıya doyar, ne elbiseye doyar, ne takıya doyarlar. Cennette doyuyorlar. Zibil gibi takı var. Sonsuza kadar takı takıyorlar. Sonsuza kadar elbise değiştiriyorlar. Koku da cennete ait. Ucu bucağı yok. Yani bitmiyor koku. Bir o, bir o, bir o. Allah'ın sonsuz
ikramıyla, nimetiyle sürekli devam ediyor. Yani artık Allah'ın ruhu yaşıyor yani, sonsuza kadar yaşıyor. Zaten yaşayan ruhu yaşıyor. Öyle diyeyim. Yani şimdi tam açıklayacaktım ama değiştirdim sonra. Yani Allah insanlarda tecelli ederek sonsuza kadar o güzelliği bize ve kendine gösteriyor. Bizim gördüğümüzün aynısını kendi görür. Bizim aldığımız hazın aynısını kendisi de alır Allah'ın. Hepsini bilir. Mesela acı çektiğimizde acıyı da biliyor buradaki. Aynısını alır Allah. Ama biz önem veriyoruz, Allah önem vermez. Aradaki fark bu var. Bazı rivayetlerde Peygamberimiz hurilerin 70 kat elbise giydiklerini söylüyor. 70 elbisesi ayrı ayrı görülüyor. Yani bak elbiseyi nasıl Allah doyuma ulaştırıyor görüyor musun? Bir de o 70 katı da sürekli değiştiriyor. Doymuyor yani. Ama çıplak olarak, en sonunda da çıplak olarak görünüyor. Yani hatta onu vurgulamak için ilikleri dahi görülür diyor Peygamberimiz. Hani derler ya, iliklerine kadar derler ya. Onun için söyleniyor ilikleri. Yani Arapçada o bir vurgu. Yani çırılçıplak görülür anlamında. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Amsterdam'dan. Benim bir sorum vardı. Bizim orada yaşadığımız ülkede eşcinsel evlilikler onaylanıyor ama biz buna karşıyız. Ve bunu nasıl biz karşı gelebiliriz, nasıl gösterebiliriz onlara? Ah benim canım, ah benim güzel yüzlüm, benim nurlum. Allah seni imanla nasıl güzelleştirmiş canımın için. Şu kaş, göz, burun, dudaklar, dişler ne kadar güzel insan. Çok dindarsın, o çok hoşuma gitti. Tesettürün de çok yakışmış canımın içi. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. İbadet olarak her an ondan sevap alıyorsun. Ama muhteşem güzelsin, muhteşem. Ahlakını da çok beğendim. Çok güvenilir, temiz, güzel bir hanımsın. Allah cennette dost, arkadaş etsin seni bana. Şu dişlerin güzelliğine bak maşallah. Canımın içi, o şeytanın bir oyunuydu. Onu götürüyorlardı kendi kafalarına göre. Biz onu yakaladık. Şu an dünya çapında utanmaya başladılar. Mesela bak Türkiye'de felç oldu adeta. Gıkları çıkmıyor. Şimdi Avrupa çapında da çok muazzam küçük düştüler. Orada da şiddetle geri çekilmeye başladılar. Nezaketiyle, yani böyle hani yırtıcı, yıkıcı bir üslup kullanmadan ne kadar korkunç bir eylem ve ne kadar tiksindirici bir eylem yaptıklarını anlatmak lazım. Bunu ayetle, Kur'an'la anlatmak, hem Tevrat'a, hem İncil'e, hem Kur'an'a dayandırmak çok önemli. Çünkü Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de iğrenç ve tiksinti verici, aşağılayıcı bir eylem olarak Allah belirtiyor. Evet, dinliyorum. Aynada kendisine bakan bir papağan var. Sen benim elime geçsen, o gözünü falan seni nasıl öperim ben, senin kafanı falan biliyor musunuz? Eşek seni acayip tatlı ya. Enerjiye bak. Ama bu akıl almaz şamata yapıyor. Evet. Ya bu evde uyunmaz Allah'ım yani, hiçbir şey yapılmaz. Bunun ayrı özel bir odası olması lazım ya, başka türlü yaşanmaz. Bas bas bağırır. Evet, yani. Evet, dinliyorum. Allah'ın sevgisini dünyaya yaymak için neler yapılabilir? Yakışıklım bak, seni Allah ne güzel görevlendirmiş. Canımın içi, kimin ne olduğu belli olmuyor. Bak sen mesela dışarıda normal bir genç gibi görünüyorsun ama Allah sana güzel bir söz ettirmiş kaderinde. Ne mutlu sana. Allah seni cennetiyle ödüllendirsin. Allah sevgisini dünyaya şu an yayıyor zaten.
Ama çok büyük bir hata yapılmış ya. Yani Allah'ı insanlar unutmuş. Darwinizme inanmışlar. Ama alabildiğine Allah'a tavır almışlar. Yani bu çok korkunç, çılgınlık bu ya. Bu nasıl oldu acaba bu? İnanılır gibi değil. Yani metafizik bu. Başka açıklanacak bir yönü yok bunun. Kimse de gıkırı çıkartmamış ya. Yani insanlar sesini çıkartmıyorlar. Bu bir facia ya. Bir de Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edememek var. Şimdi asıl konu o yani. Şimdi ben onu kitap olarak hazırlıyorum. Yani burada bir vehamet var. Allah'ın büyüklüğü bir dereceye kadar anlaşılıyor. Yani ben insanlara sorduğumda, yazılara da baktığımda, kitaplara baktığımda yani Allah'ın gücü hep sınırlı olarak biliniyor. Çok sınırlı biliniyor. Yani mesela birçok kişinin de konuşuyorum. Ya yani şunları şunları yapabilir ama şunu yapamaz diyor. Yani tamam mesela içimden geçeni bilebilir diyor, beni tanıyabilir. Ama mesela ne bileyim bir halının tüylerini tek tek yarar, onu yapamaz diyor. Yani o kadar tüy nasıl ayırsın ki diyor yani. Ama benim mesela ben somut bir varlık olduğum için beni görebilir diyor. Allah alem anlamamışlar Allah'ı. Yani Allah da sadece düşünüp bulun diyor. Yani detay örnekler vermesine gerek yok, zaten görülüyor. Siz daha önce örnek vermiştiniz. Amerika, İsrail izin verir mi İslam Birliği olmasını değil mi? Müslümanlar böyle düşünüyorlar, onları bağımsız bir güç gibi düşünüyorlar diye. O hayret ettim ya, İranlı Moğollar burası diyorum. Yani asla müsaade etmez diyor. Önce İsrail'i parçalamaktan falan bahsediyordu. Bu sefer de İslam Birliği'ne müsaade etmez Amerika diyor. O zaman niye kabadayılık yapıyorsun ya? Yani dayılanıyor. İsrail yok edeceğim diyor. Amerika'nın senin birliğine müsaade etmeyeceğine iddia ettiğine göre sen zaten mağlup olmuşsun. Bitmişsin yani kendi kafana göre. Sonra Allah'ın gücünü anlattım. Allah'ın büyüklüğünü anlattım ama yine de akıl almadı. Yani Allah'ın bir dereceye kadar mesela Amerika'yı kontrol edemeyeceğini düşünüyorlar Allah'ın. Rusya'yı kontrol edemeyeceğini düşünüyor. Hükümetleri etki edemeyeceğini düşünüyor. Yani akıl almaz fulu bir Allah anlayışı var. Akıl almaz. Nasıl benim bir tanem? Ama hayret bu kadar sevgisinin güçlü olması. Benim arkadaşıma demiş ki, kız arkadaşım aşağıda, bunlar söylenmezler ama güzel olduğu için söylüyorum. Görür görmez aşık oldum demiş. Çok anlaşılıyor mu? Evet, çok sevgi dolu ama canımın içi. Nasıl güzel insan, maşallah. Fiziği de çok güzel, bayağı atletik, çok güzel bir vücudu var. Maşallah. Derinliğiniz var. O yüzden insan gördüğünde sizi deli gibi sevmeye çok hazır oluyor. İnşallah. Allah ömrünü uzun etsin. Ona İnşallah. Sağlık, sıhhat, iyilik, güzellik versin. Ne güzel bir sevgi dolu olmaz. Evet, dinliyorum. Beni yakışıklı buluyor musunuz? Sen yanımda olsan ben sana biliyorum yapacağım. Annesi bunu yiyordur ya, kıtır kıtır. Bayağı şeker. Bayağı tatlı, canımın içi. Sen cennet kuzusun, sen cennet. Tabii ki çok güzelsin. Yüzün muhteşem güzel, çok çok güzel. Zaten büyüdüğünde de mükemmel yakışıklı bir delikanlı olacaksın, açıkça anlaşılıyor. Aslan gibi olacaksın. Enli boylu, koskoca bir delikanlı olacaksın. Allah seni koruyup gözetsin. Seni hayırla, bereketle, iyilikle, güzellikle sarsın. Cennetiyle ödüllendirsin. Ya nasıl oldu bu? Çok büyük bir olay. Bunun üstüne çok bu önümüzdeki yıllarda müthiş bir hızla gidelim. Yani Allah'ı anlayamamalar çok korkunç. Çok ürkütücü yani. Ama takdir tabii, Allah'ın takdiri yani.
yani biz istemiş olsak da bu böyle olurdu zaten. Yani kader böyleymiş yani. Ne kadar güzel insan ya, maşallah. İran kökenli babası, annesi de Rus kökenliymiş. Ama çok güzel bir karışım olmuş. Evet, çok çok güzel. Çok mütevazı, güzel huylu maşallah. Duyulacak gibi değil mi? Gözlerindeki tutku çok güzel. Evet, dinliyorum. Nankörlüğün ortadan kaldırılması için ne yapılmalı? Bak, severim ben senin sevimliliğini. Nankörlük kalktığında imtihan da kalkar. Nankör olacak, zalim olacak, gaddar olacak. İyi olacak, güzel olacak, doğru olacak, dürüst olacak. İkisi karşılaşacak. Nankör yenilecek. Dürüst galip olacak. Nankör cehenneme gidecek. Dürüst cennete gidecek. Bu Allah'ın kanunu. O zaman güzellik ortaya çıkıyor. Yoksa güzellik olmaz. Hayat olmaz. Ama nankörlük nasıl olur? Tabii ki Kur'an'la, tabii ki akılla, samimiyetle. Evet, dinliyorum. Ebru hocamın güzelliği nedir bu ya? Evet, maşallah. Göz kararıştırıcı. Ya hakikaten, yani çok nurlu ya. Çok evet, maşallah. Her şeyimsin canımın içisi maşallah. Maşallah. Ve süper kaliteli. Evet, maşallah. Biliyorsun, Boğaziçi mezunu. Evet. Fransızcası ana dili gibi, İngilizcesi ana dili gibi maşallah. Çok güzel bir o kolejden de mezun. Hay, unuttum o neydi? High School. Ve High School. O da Türkiye'de tanınmış bir kolej. Maşallah. Salih, bana bakma. Sen de arkadaş, hepiniz için söylüyorum. Ben sadece bir dikkatimi çeken hususu olduğu için söyledim. Ama aslında senin tanıdıktan sonra bir insan gerçek anlamda kaliteli olmayı öğreniyor. Evet, maşallah. Canımın içi. Hep kaliteliydin sen maşallah. Maşallah. İmanıma sen vesile oldun. Bütün hayatımdaki güzelliklere, her şeye sen vesile oldun. Benim canım. Benim güzel yüzüm. Evet, dinliyorum. Tobes'inle Emma'nın resimleri var. Ya bıyık oturuşu adamın çok komik. Bir de şu kaşlarındaki omega çizgisi var ya. Papyonu şahane olmuş. Arkadaşlar arası süper. Süper. Önce bir mana veremiyordu. Patisiyle kafasına falan dokunuyor böyle. Evet, dinliyorum. Boksörlerin birbirlerini havaya sokması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yakışıklı mı? Çok korkunç bir şey ya. Ben nasıl müsaade ediyor, ben ona şaşıyorum. Yani her maçta evire çevire, feci şekilde dövüyor, adam yere düşüyor. Yere düştüğünde alkışlıyorlar. Ve en güzel netice oluyor. Ve sevinçten herkes birbirine sarılıyor. Adam komaya giriyor, yatıyor, bayılıyor. Hastanelik oluyor. Bütün salon sevinçten ayağa kalkıyor. Ve istenen o olmuş oluyor. En makbul, en mükemmeli onun komaya sokulması oluyor. Knockout adı üstünde, koma yani. Adam kendinden geçiyor. Yani bayılıyor, hastaneye kaldırıyorlar. Helal olsun diyor. Böyle şey olur mu kardeş? Bunun kesin yasaklanması lazım. Thomas'ın 2 kilo 700 gram, 100 gram almış. Emma 2 kilo 400 gram, o da 300 gram almış. O daha hızlı gelişiyor. Ama iyi, aralarında fark süratle kapanıyor.
çağırmak istemiyorlarmış. Evet, bayağı bu şamata yapıyorlarmış ayrıldıklarını. Maşallah. Ama çok iyi oldu ya, ikisi de bayağı güzeldi. Evet. Ya şu yüzündeki ızdırap faresi şahane. Ama hiç kimse bizim vatandaşı geçemez. Evet. Ya tam acıların çocuğu. Don Sarmano Patia. Vay be, ismi de şahane. Evet, dinliyorum. Kadınlar saçlarını çok renkli boyasa çok dikkat çekici olur mu? Canımın içi bayağı güzel oluyor. Çok yakışıyor. Dikkat çekici olsun zaten. Yani güzel olan yönü o. Dikkat çekici olmazsa. Çok baskı var sizin üzerinizde. Bir tanem bu, yani çok korkunç bir şey. Ya bir neden yok. İstediğiniz gibi süslenin ya. Çok güzel varlıklarsınız. Dünyanın en güzel varlığı sizsiniz. Dünyanın en güzel süsü de kadındır. Her yer gardiyan dolu ya. Adam durumdan vazife çıkarıyor. Babası, anası, atası, dayısı, eniştesi, sokaktaki haytalar. Yani önüne gelen ya. Ya bazı vakalar, bazı kişiler için bunu söylüyorum tabii. Bu dehşet verici. Her şeyine karışıyor. O gözüne kalem çekmişsin diyor. Nereye hayırdır diyor. Birini mi buldun diyor. Bak, ahlaksıza bak ya. Sana mı soracak her şey ya? Bu etek neyin nesi diyor. Bu nasıl saç böyle? Git derhal o saçı değiştir diyor. Mesela çocuk güzel bir saç yapıyor. Ya rengini değiştiriyor mesela. Derhal rengini değiştir diyor. Ya bu çok korkunç kardeşim. Bu nedir böyle? Bunun derhal ortadan kaldırılması lazım. Gayret ediyoruz. Aslında çok iyi neticede aldık. Ama devam da edeceğiz daha. Yani Türkiye çapında da başka bölgelerde de, Suudi Arabistan'da da çok güzel netice aldık. Her yerde netice aldık. Evet, dinliyorum. Anneniz torun sahibi olmak istedim. Benim yakışıklım çok hayati bir konuya yaklaşmış oldu. Allah senin nuruyla sarsın. Çok güzel, yakışıklı delikanlısın. Yüzün bayağı güzel maşallah. Saçların da çok güzel. Allah seni sağlık sıhhat içinde yaşatsın. Cennetiyle seni ödüllendirsin. Cennet arkadaşı etsin Allah inşallah. İnşallah. Annem kafayı taktı bir süreden beri. İlla ki torun istiyorum. Her gün oyalıyorum her konuştuğumda. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Acayip bastırıyor. Muntazam. İntizamlı bir şekilde ve propaganda politikası izliyor. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Hocamız da birazdan bizle birlikte olacak inşallah. 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 Ben maddeyle ilgili bir şey anlatacaktım. Bütün maddeler atomlardan oluşuyor. Atomun biliyorsunuz çekirdeğinde protonlar, nötronlar ve elektronlar var. Çekirdeğin etrafında dönen elektronları tutan bir elektromanyetik kuvvet var. Bu elektromanyetik kuvvet sayesinde elektronlar atomun etrafından dağılmıyorlar ya da elektronlar atoma yapışmıyorlar. Bu bir denge Allah'ın yarattığı. Eğer bu elektromanyetik kuvvet olmasaydı elektronlar maddenin çekirdeğine yapışabilirdi atomun ya da dağılabilirlerdi. Böylece düzensiz bir yapısı olurdu maddenin. Bu elektromanyetik kuvvet ilk madde, ilk atom yaratıldığı andan itibaren Allah'ın kontrolünde maşallah. Allah en başından itibaren bu düzeni sağlıyor elhamdülillah maşallah. Bir ayet söyleyecektim şeytan Allah'a sanırım.
O Allah ki yaratandı, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir, en güzel isimler O'nundur, göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir, O aziz hakimdir, Haşr suresi 24. Maşallah. Maşallah. Ben de rakamlarla yaratılış hakkında bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnsan vücudunda bulunan birçok sülfür, fosfor, karbon gibi elementler var. Ve bunlar sülfür miktarı, bir insan vücudundaki sülfür miktarı bir köpeğin üzerindeki bütün haşereleri öldürebilir. Ya da karbon miktarı 900 adet bir kalem üretebilir. Ya da potasyum miktarı küçük bir ateş topunu yakabilir. Bunlar aslında çok büyük mucizeler çünkü bunların hepsini biz aslında içimizde barındırıyoruz. Evet. Ya da fosfor miktarı 2200 adet bir kibritin ucunu üretilebilir. Evet, evet. Allah bir ayetinde şey diye bahsediyor, kulunu şeytandan Allah'a sınırı. Ki O seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidar üzere kıldı diyor. İnfal suresi 7'de. Maşallah. Maşallah. Bu insanın içinde olmasına rağmen insana hiçbir şekilde zarar vermiyor. Maşallah. Maşallah. Vücuda belli bir oranda dağıldığı için hepsi tam ilgili yerde, ilgili şekilde fonksiyonunu gösteriyor. Maşallah. Tam olması gerekli, oksijen olduğu için vücudumuzda reaksiyona girip ateş oluyor, yanma oluyor, şey hücrelerde bozulma, hiçbir şey olmuyor. Allah müthiş bir dengeyle yaratmış her şeyi. Maşallah. Maşallah. Ben de sinir hücrelerinden bahsetmek istiyorum. Beynimiz, vücudumuzdaki sinir ağından 100 trilyon sinir hücresi var. Bunların hepsi müthiş bir ağla birbirine bağlı. Hiçbir şekilde bir gecikme, işte sinir sinyaller arasında bir karışma, hiçbir şey olmuyor. Şu anda mesela ben konuşmak istediğimde Allah'a çok şükür ki sesim, dilimin oynama şekli, dudaklarım hepsi müthiş bir intizam içerisinde, müthiş bir uyum içerisinde, hiçbir sinyal, sinir birbiriyle karışmıyor. Evet, maşallah. Gözlerimden gelen, ses tellerimden gelen bütün sinirler birbiriyle müthiş bir uyum içerisinde. Bunu da aslında şöyle düşünebiliriz. İstanbul şehri 16 milyon kişi. 16 milyon kişinin aynı anda internete bağlanıp birbiriyle iletişime geçmesi gibi bir şey bu maşallah. Beyindeki. Maşallah. Sırf bununla da kalmıyor. İstanbul gibi 62 bin şehirdeki insanların birlikte olmasıyla vücudumuzdaki, beynimizdeki sinir iletişimi aslında bu kadar büyük bir şey. Yani 100 milyar nöron deyince, 100 trilyon nöron deyince sanki normal, yani insanın kulağına alışkanlık haline geliyor ama bu kadar devasa bir sistem ve bunların hepsi mikro boyutta gerçekleşiyor. Allah müthiş bir sistem yaratıyor vücudumuzda. Hiçbir sorun Allah'a çok şükür olmuyor. Hiçbir sinyal birbiriyle karışmıyor. Herhangi bir gecikme olmuyor. Kimi birini bloke etmiyor. Her şey müthiş bir intizam içerisinde gerçekleşiyor. Maşallah. 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 Sen sinir demetleri demişken aslında sinir sistemiyle alakalı bir görme şekli geliştiren bir canlı var. Bunu ben de gördüklerini daha önce bilmiyordum. Şu an hayrete düştüm. Bu deniz yıldızlarına benzer yılan yıldızları denen bir canlı var. İsterseniz resmini görelim önce. Bu canlının çok olağanüstü bir görme özelliği var. İşte bu ekranda gördüğünüz deniz canlısı. Bunun üzerinde 1 milimetrenin 20'de 1'i büyüklüğünde küçük kubbecikler var. Ve bunlar, çok teşekkürler resim için. Bunlar, tekrar o kubbeleri görebiliriz. Bu kubbeler üzerinden bunlar mükemmel lensler aslında. Maşallah. 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 Bu lensler ışığı algılıyorlar ve bunları sinir demetlerine iletiyorlar. Bir beyni olmamasına rağmen bu canlı etraftaki ışık sinyallerini alıp ona göre dışarıyı aslında bileşik bir göz gibi, çünkü çok fazla mercek var yüzeyinde, bileşik bir göze sahipmiş gibi dışarıyı algılayıp ona göre yaşamını sürdürebiliyor. Çok şaşırtıcı bir şey aslında bu onun için. Fakat bu lenslerde bir özellik var. Günümüzde yapılan, bilinen optik imkanların el verdiği en mükemmel lenslerden daha mükemmel. Çünkü her yapılan lenste mutlaka bir bükülme, bir hata payı oluyor ama bu lenslerde mükemmel bir uyum olduğunu görmüşler ve hiçbir hata payı olmayan bir mükemmellik olduğunu görmüşler. İşte ileride bu lenslerin taklidini yapıp teknolojide önemli bir aşama kaydetmeyi düşünüyorlar. Allah bu canlıları ilk yarattığı andan itibaren bu mükemmel özellikle yaratmış. Ve biz biliyoruz ki karbonifer dönemine dayanan bile fosilleri var bu yılan yıldızı canlısının. Ve o dönemden beri, Allah bu canlıları ilk yarattığından beri bu mükemmel özellikle yaratmış.
halen de işte hem bu özellik dolayısıyla bilim adamları hayranlık duyuyorlar bu canlıdaki bu mükemmelliği ve aynı zamanda da bunu taklit etmeye çalışıyorlar. Buradan da biz yaratılışın hiçbir şekilde tesadüfen var olamayacağını Allah'ın üstün aklıyla, sonsuz aklıyla ve sonsuz yaratma gücüyle meydana geldiğini görüyoruz maşallah. Maşallah. Bu basit görebileceğimiz bir canlıda bile Allah bu kadar mükemmel özellikler yaratıyorsa bizim daha bilmediğimiz teknolojinin henüz sırlarına ulaşamadığı kim bilir daha nasıl yaratma şekilleri de var maşallah. Maşallah. Benim konum için harika bir giriş yaptınız. Ben de köpek balıklarıyla devam edeyim. Beyaz köpek balıkları soğukkanlı canlılar. Peki soğukkanlı canlı ne demek? Biz şimdi sıcakkanlı canlıyız. Bunun ne demek olduğunu açıklayayım. Her sıcakta, soğuk havada da, sıcak havada da belli bir vücut ısı değerimiz var ve bu değişmiyor. Değişmesi zaten bir hastalık durumu oluyor. Bu canlılarda da bu beyaz köpek balıklarının soğukkanlı canlı. Yani havanın soğuğuna göre vücut enzimleri daha yavaş hareket ediyor. Sıcağa göre de daha hızlı hareket ediyor. Peki beyaz köpek balığı nasıl avlanıyor? Tamam, sıcak mercan kayalıklarında gezdiği zaman onun için çok normal çünkü enzimleri hızlı hareket ediyor. Ve zaten avını yakalaması için de hızlı hareket etmesi gereken bir ortamda. Fakat soğuk sularda işte burada Allah'ın mucizesi meydana geliyor. Allah ve ayetinde şeytan Allah'a sanırım biz bütün canlılara rızkını veririz diye bildiriyor. Bu da ayetin tecellisi olarak köpek balıkları soğukkanlı olmasına rağmen gözleri sıcakkanlı olarak çalışıyor. Evet, yani her halükarda hızlı hareket ediyor. Zaten köpek balıkları avını yakalamadan önce gözleriyle bakıyor yani takip ediyor ve belli bir andan sonra ona saldırıyor. İşte bu sıcakkanlı gözlerin olması da avını çok kolay rahatlıkla yakalayabilmesi için bir vesile yaratıyor. Sıcak soğuk kavramını kelebeklerde de yaratmış. Normalde kelebekler Allah'ın yaratmasıyla soğuk bir canlı varlık. Ama uçtuğunda büyük bir enerji sarf ettiği için, enerji çok olduğu için sıcaklıyor. Bu yüzden de Allah vücudunda ince damarlar yaratıyor kelebeklerin. Ve böylece terleme yoluyla uçtuğunda kelebek sıcaklığını verebiliyor ve hiçbir şekilde bir yanma özelliği göstermiyor. Maşallah. Özellikle aynı şekilde bilgisayar çiplerinde de kullanılıyor. Hayvanlardan aynı şekilde teknolojiye yansıtılıyor. Evet. Çiplerde de aynı şekilde çok kullanıldığı için bilgisayarlar ve elektronik aletler yanma ve sıcaklık meydana geliyor. O yüzden üzerinde ince damarlar oluşturuluyor. Ve böylece sıcaklık enerji dağılmış oluyor. Evet. Ve yanma ve sıcaklık uzun süre dağılmış olduğu için kolaylıkla kullanım sağlanabiliyor. Maşallah. Ben de bakterilerle ilgili bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bakteriler doğada en kalabalık nüfusa sahip olan canlılar ve en küçük canlılar. Yani en minik canlılardan bir tanesi. Bu bakterilerin zararlı olanları da var, yararlı olanları da var. Bu zararlı bakterilerin tedavisinde antibiyotik kullanılıyor. Fakat bu antibiyotik tedavisinden kaçan bazı bakteriler var. Bunlar da nasıl kaçıyor biraz ondan bahsedeceğim. Bir tane toksin madde var HIPAA adında. Bu HIPAA toksin maddesi bakteriler tedavi başladığında, yani antibiyotik tedavisi başladığında, antibiyotik bakteriye saldırmaya başladığında uyuma taklidi yapıyorlar. Bunu da nasıl yapıyor? Bu protein inşasında kullanılacak olan kimyasal mesaj zincirini bozuyor. Bunu da bir tehdit olarak algılıyor bakteri. Daha sonra bunu fark edince de hemen uyku pozisyonuna geçip saklanmaya başlıyor. Ne zaman antibiyotik tedavisi bitiyor? Çünkü antibiyotik tedavileri genelde kür şeklinde oluyor. Evet, evet. Bu tedavi bittikten sonra bunlar tekrardan uyanıp yine bu zararlı faaliyetlerine devam etmeye başlıyorlar. Şimdi baktığımızda bakteri mini minnacık bir canlı. Aklı yok, şuuru yok, yani beyni yok, düşünemez, bir şey yapamaz. Belki bu küçücük mini minnacık canlı bile bu şuurlu hareket yapan canlı Rabbimizin ilhamıyla hareket ediyor. Darwin'in bundan 200 sene önce bahsettiği işte hücre su dolu bir baloncuk mantığıyla baktığımızda evet o zaman belki evrim gibi safsatalar gerçek sanılabilirdi ama bugün bilim dünyasında yaşıyoruz. Her türlü bilimsel gelişmeye açız, her şeyi görebiliyoruz. Bugün baktığımızda bu kusursuz yaratma sanatının, bu kusursuz detayların kesinlikle tesadüflerle olmayacağını görebiliyoruz. Hepsinde Rabbimizin üstün aklını görüyoruz inşallah. Maşallah. Ben de bir şey ekleyeyim. Bakterilerin aslında bazılarının pompaları var. Bu kendine zarar verebilecek ya protein üretimini durdurabilecek bu tarz antibiyotik gibi maddeler aldığında bu pompaları devreye sokup kendi bünyesinden dışarı atıyor hücresinin içine giren bu zararlı mı kendine göre zararlı olan maddeleri. Böyle bir şeyi o küçücük canlının akledemeyeceği çok belli. Allah çok üstün bir özellikle yaratmış onları da ve ilk yaratıldıkları andan itibaren bu
onların genetik olarak zaten kodlarında var bu bilgi. Evet, yani evet. Bunun sonradan elde edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla da bu canlının değişmiş olması da mümkün değil. Maşallah. 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 Darwinizmi çürüten başka bir canlı daha var. Çok enteresan. Emlakçı yengeçler. Çok sevimli canlılar. Normalde biz kendimizden biliyoruz, daha geniş değil mi? Daha güzel bir evlere yerleşmek istiyoruz. Yengeçler de aynı bizim gibi kabukları küçük olmaya başladığında kabuğunu terk ediyorlar ve daha yeni, daha geniş bir kabuk aramaya başlıyorlar. Tabii bu süreç içerisinde bu kabuklar nerede buluyorlar? Bunlar genelde salyangozların bıraktığı kabuklar. Ve tabii denizde çok fazla kabuk olmuyor. Dolayısıyla çok uzun bir arayış oluyor. Ve bu arayış sırasında savunmasız kalabiliyorlar ve çok büyük tehlike altında girebiliyorlar. O zaman ne yapıyorlar yengeçler? Birlik içerisinde çalışıyorlar. Maşallah bu da evrimi çürüten bir şey. Çünkü evrim değil mi? Tek başına işte güçlü kazanır, tek başına hareket etmek gibi iddialar da bulunuyor. Burada yani öyle bir şey. Benciller diye çıkar, evet iddia ediyor. Yardımlaşma yoktur diyorlar. Burada öyle bir şey görmüyoruz. Hatta tam tersi. Bir kabuk bulduklarında bütün yengeçler sıralanıyor kabuğun önünde ve en büyük yengeç ilk sıraya giriyor ve kabuğun içine yerleşiyor. Ondan sonra sırayla küçük yengeçler onun yanına yerleşmeye başlıyor. Burada çok enteresan bir nokta daha var. Eğer büyük yengeç yoksa ve sadece küçük yengeçler varsa çok uzun bir süre kabuğun önünde sıralanmış bir şekilde bekliyorlar. Büyük bir yengeç gelsin, önce o girsin, onlar ondan sonra girsinler diye. Bu maşallah belli, yani çok belli Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri bu. Çok şeker canlılar maşallah. O büyük yengeç geldiğinde hepsi sırayla tekrar girip orada yerleşiyorlar maşallah. Maşallah. Eğer tabii ki büyük yengeç gelmezse de küçük yengeçler birer birer girip orada yaşamını devam ettiriyorlar. Evet. Daha büyük ve rahat bir kabuğun içerisinde maşallah. Allah'ın ilhamıyla olduğu çok belli. Küçücük bir yengeç ama fedakarlık yapıyor. Hiçbir şekilde başkasının hakkını, yani o küçük olduğu halde büyük yeri alabilir ama öyle değil de kendi boyutlarına uygun olan yerde, kendi boyutlarına uygun olan yerde, kendi boyutlarına mikrofonum takılı. Kendi boyutlarına uygun olan evi seçiyor. Yani burada da yine Allah'ın canlılar üzerindeki mükemmel korumasını ve rahmetini görüyoruz. Herkes ne yapması gerekiyorsa büyük bir uyum içerisinde, kimse kimsenin hakkını yemeden, herkes birbirini düşünerek, küçücük bir canlı dahi olsa en güzel şekilde bir sosyal yaşama sahip oluyorlar maşallah. Allah'ın koruması bir de bizim için yani her anı her saniye oluyor. İnsan vücudunda mesela normalde sabah uyanıyor, hiç düşünmeden yatağından kalkıyor, işte yüzünü yıkıyor, kahvaltısını yapıyor, sonra işine başlıyor veya okuluna gidiyor. Hiç yani bir gün kalkıp yürümeyi planlamıyor. Kalkıyor ve yürüyor, çok rahat hareket ediyor. Mesela normalde insan vücudunda birçok asit var. Bu asitlerin bir kısmı da insana zarar verebilecek asitler. Ama hiçbir şekilde Allah ona, yani Allah'ın ilhamı ve korumasıyla hiçbir asit bize zarar vermiyor. Mesela yemek yediğimizde o yemeklerin sindiriminin sağlanması için hidroklorik asit diye bir asit var. Bu asit normalde mide duvarını çok rahat eritebilecek güçte. Ama Allah o asiti yaratırken aynı zamanda bizi koruyabilecek bir asit daha, bir madde daha yaratıyor. Maşallah. Mukus maddesi adında bir madde mide duvarımızı tamamen sardığı için bu asit hiçbir şekilde bize zarar vermeden yediğimiz tüm yiyecekleri sindirimini sağlayarak bizim hayatımızı kolaylaştırmış oluyor elhamdülillah. Maşallah. Sibel asit demişken ben de aslında portakalla ilgili bir bilgi verecektim. Normalde tabii şimdi kış aylarında hep portakalın C vitamini yönünü düşünüyoruz ve gerçekten de o da apayrı bir yönü ki hepimize en ihtiyacımız olan dönemde kışın soğuk hava şartlarında C vitamini yüklü bir meyve yaratıyor Allah bizim için.
için kapkara, işte kokusu çok farklı olan topraktan bize C vitamini yüklü bir meyve yaratmış oluyor. Ama aynı zamanda C vitamini yanı sıra tabii birçok farklı maddeler var portakalda. Bir tanesi de B vitamini türü olan folik asit. Yani o da Allah'ın yarattığı, mesela hamilelerde ilk 3 ayda çok gerekli olan bir madde. Örneğin al yuvar oluşumunda bebeklerde ya da daha sonraki dönemde besinlerin eminimi için Allah'ın yarattığı muazzam bir madde. Sen şimdi asit deyince Allah hatırlattı. Yani bakıyoruz, portakal en güzel şekilde, hep hocamız hatırlatır, en güzel şekilde ambalajlanmış. Evet. Ambalajın içinde de ambalaj var. Yani o su paketleri de birer birer düşünülmüş ve Allah'ın yaratma sanatıyla çok güzel bir şekilde paketlenmiş. Ve kapkara topraktan, mesela toprağın kokusu farklı bir kokudur ama portakalın kokusunu Allah ayrı yaratıyor. Muzun kokusunu ayrı yaratıyor. Muzun içeriğini ayrı yaratıyor. Portakalın yine içeriğini ayrı yaratıyor. Ve buradan görüyoruz ki yani Allah dilediğinde dilediğini yaratan hiç tertemiz, evet yani, tertemiz. Tabii eminiz yani, biliyoruz ki gerçekten o meyveyi biz kabuğunu soyduğumuz zaman İçinde tertemiz bir meyve bizi bekliyor. İnşallah. Ve tertemiz meyvenin de içi bereket ve sağlık, sıhhat dolu maşallah. Yani Allah gerçekten üzerimizde sayamayacağımız kadar çok, genelleme bile yaparak sayamazsınız diye bildiriyor Allah ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Birçok rahmetiyle bizi koruyor, kolluyor. Elhamdülillah. Bir de dünyanın neresine gidersek gidelim. Evet. Portakal aynı portakal. Maşallah. Yani hiçbir zaman biz tesadüfen böyle portakalın tadını dışında bir tada sahip ya da içinde işte folik asiti olmayan ya da C vitamini olmayan başka bir portakalla karşılaşmıyoruz. Evet. Hiçbir sürpriz olmuyor. Portakal aynı portakal. Hatta Allah nimet olarak bize portakalın yüzlerce çeşidini yaratıyor. Evet. Fakat onların hepsinde de yine portakalın bütün özellikleri oluyor maşallah. Maşallah. Ve tam zamanında yaratılmış oluyor. İnşallah evet. Tam ihtiyacımız olduğu dönemde kış mevsiminde böyle. Evet. Evet. Ne ihtiyacımız oluyor evet. Ve Allah o anda portakalı yaratıyor. Maşallah. Ben de bir Kur'an mucizesinden bahsetmek istiyorum. Meryem suresinin 4. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytanı Allah'a sınırım. Demişti ki Rabbim şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Bu ayetteki vehene kelimesi gevşedi, yetersiz kaldı demek. Ve düşündüğümüzde şimdi 1890 yıllarında röntgen ışınları keşfedildi. Ve Allah Kur'an'ı 1400 yıl önce indirdi inşallah. Ve bunun şimdi düşündüğümüzde insanların ne kadar zorluk olduğunu, yani o tabii. Teknolojiyle çünkü bilemezler bunu genç yaşında değil de yaş ilerledikten sonra bir kemik erimesi hastalığı olduğunu. Tabii. Ve burada da yani ne kadar Kur'an gerçekten hak kitap olduğunu inşallah, evet, inşallah ne kadar mucizevi olduğunu görüyoruz çünkü. Evet. 1400 yıl önce bunu hiç kimse bilemezdi. Evet, tabii evet. Oradaki gevşeme kelimesini Allah özel olarak yaratıyor o ayette. Allah'ın evet. İnşallah bizlere 1400 yıl sonra baktığımızda da bir Kur'an mucizesi daha tecelli ettiğini bizler görüp anlayalım. Müslümanlar olarak imanımız artsın, imanda derinleşelim diye birer örnek olarak gösteriyor. Maşallah. Çalışmadığına da bir örnek olmuş. Tabii. İnşallah. Ben de bir canlıdan bahsetmek istiyorum. Kamuflaj biliyorsunuz canlılar için çok çok önemli, hayvanlar için. Canlılığın devamı gibi bir şey kamuflaj. Birçok şekilde yapıyor hayvanlar bunu. Bunlardan bir tanesi Güney Amerika'da yaşayan sarı şeritli küçük Amazon kurbağası. Resmini görebiliriz. Sevimli bir şey. Bu Amazon kurbağası Amazon bölgesinde yaşıyor dediğim gibi Güney Amerika'da. Ve yaprak kesici karıncaların içinde yaşıyor. Çok ilginç. Onların içinde yaşıyor. Barışçı bir şekilde çoğalıyor yuvasını. Ya onlardan biriymiş gibi hiç fark edilmeden yaşamayı başarabiliyor. Nasıl yapıyor peki bunu? Bunu başarabiliyor. Yaprak kesici karıncaların üzerinde bir feromen dediğimiz, yani feromen kimyasal madde biliyorsunuz, bir koku var. Bu kokuyla birbirlerini tanıyorlar ve birbirleriyle haberleşebiliyorlar. İşte çok ilginç, bu kurbağanın derisinde de aynı koku var derisinde. Maşallah. Yani o kokudan dolayı karıncalar onu farklı birisi gibi, bir zararlı bir şey gibi görmüyorlar. Tamamen içlerini alıyorlar ve birlikte yaşıyorlar. Çok ilginç, maşallah. Tabii ki Darwinizme de çok büyük bir darbe bu, çürüten bir şey. Çünkü bu yani rastlantıyla olabilecek bir şey değil, imkansız. Peki bu... Yani
ayrı ayrı böyle bir şeyin zaten gelişmiş olması mümkün değil. Ama yani tek başına da böyle bir canlının böyle bir kimyasal maddeyi geliştirmesi mümkün değil. Yani zaten bir insana da verseniz böyle bir şey, insan da bütün laboratuvar, teknik imkanları kullanarak da böyle bir şey yapamaz. Ama Allah hem o canlı üzerinde yaratıyor hem de aynı maddeyi ikinci bir canlı üzerinde de yaratıyor. İkisinin de yaratıcısının aynı olduğunu biz görmüş oluyoruz. Aslında burada bayağı mucizevi bir olay. Şöyle bir şey de var, yani orada yaşamayabilir, başka bir yerde de kurabilir bu sistemi ama öyle olmuyor yani, gidip orada kurması gerekiyor. Orada bu kamuflajı yapması gerekiyor canlının. Yani kendi yaşantısını sürdürebilmek için işte orada belli ki bir şey görmüş orada, iklimi müsait. Ve orada çoğalabiliyor, işte yumurtalarını bırakabiliyor. Orada yaşaması gerekiyor. Yani böyle yaratmayabilirdi Allah. Yani canlının böyle bir şeye ihtiyacı yok gerçekten de. İşte bir bilim adamı gelsin, beni bir gün keşfetsin diye bir beklentisi de yok canlının. Tabii, yani böyle bir şeyden haberi yok. Niçin var bunlar? İnsanlar için var gerçekten de. Düşünmemiz için, Allah'ın büyüklüğünü, gücünü tefekkür edebilmemiz için var bu kadar çeşitlilik. Yani bu da bir tanesi sadece ve milyonlarca canlı var böyle kamuflaj yapan. Yani simbiyotik yaşayan ya da yaşantısında harikalıklar olan çok fazla canlı var. Çok belli yani Allah'ın düşünmemiz için yarattığı, iman hakikati olarak yarattığı ve büyüklüğünü, gücünü, yaratma sanatını öğrenebilmemiz için yarattığı da çok net anlaşılıyor maşallah. Ayette şeytandan Allah'a sığınırım, sen bunları boşuna yaratmadın diye Allah bildiriyor. Maşallah. Hepsinin bir hikmeti, bir rahmeti var. Maşallah. Maşallah. İnsanın varoluşun, var olduğu andan itibaren her an, hayatın her anı zaten mucizelerle dolu. Mesela büyüme hormonu var, somatotropin hormonu. Şöyle şunu düşünebiliriz, bir bebek doğduğunda yaklaşık 3 kilo ağırlığında, 50 santim boyutunda şöyle minik bir şey biliyorsunuz. Ama bu bebek bir 18-20 sene sonra 1.80 boyunda, 80 kilo, koskocaman bir insan oluyor. Bu gelişme nasıl sağlanıyor? Buna baktığımızda hipofiz bezinden salgılanan, ki hipofiz bezi nohut büyüklüğünde küçücük bir bez. Buradan salgılanan nano büyüklükte hormonlar var, büyüme hormonu. Bu hormon vücudun her hücresine ulaşıyor, kanda yolculuğunu yapıyor ve her hücrede farklı etkileri oluşuyor. Mesela bebeğin kalbini göz önüne alırsak, bir bebeğin kalbi yetişkin halinin 16'da 1'i kadar küçük. Ama hücre sayısına bakarsak aynı sayıda hücreden oluşuyor. Büyüme hormonu kalp hücrelerine ulaştığında etkisi sayı olarak değil, hacim olarak çoğalma emrini vermek oluyor. Oradaki hücreler hacimsel olarak çoğalmaları gerektiğini biliyorlar ve bütün bu gelişme süresi yılları boyunca hacimsel olarak büyüyüp sonucunda da yetişkin haline ulaştırıyorlar. Başka hücrelere geldiğinde nasıl etki ediyor? Mesela sinir hücreleri. İnsanın bedenindeki sinir hücrelerinin çoğalması bebek anne karnındayken 6. ayın sonunda belli bir sayıya ulaşıyor, ulaşması gereken rakama. Bu büyüme hormonları sinir hücrelerine ulaştığında yine o hücrelerde yapmaları gereken görevi önceden Allah tarafından programlandıkları için hacimsel olarak büyüyor onlar da. Peki insan hacimsel olarak sadece büyüyerek yetişkin haline ulaşamaz. Mesela boyun uzaması gerekiyor, bedenin genişlemesi gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Kemik hücrelerine yine aynı hormon gidiyor. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Hormonun içeriği tamamen aynı. Hiçbir değişiklik göstermiyor. Ama her bir hücreden insan başlangıçta çoğalmış olmasına rağmen daha sonra o bölünerek çoğalan hücreler hormon kendine ulaştığında farklı bir işlem gerçekleştirmesi gerektiğini biliyor. Hı hı. Ve kemik hücresine ulaştığında büyüme hormonu kemikler hücreleri bölünerek çoğalıyor. Kafatasını kalp kafesini, göğüs kafesini düşünebiliriz mesela. Kalbin büyüdüğünü düşünelim, hacimsel olarak büyüyor. Ama göğüs kafesi onunla orantılı olarak büyümese Allah korusun orada hayatı son bulur. Tabii. Yine beyinde, kafatasında yine aynı şekilde bir problem olur. Tabii. Ama böyle olmuyor hiçbir zaman. Allah hep orantılı şekilde o hormon, o vücut hücreleri, kemik hücreleri, kas hücreleri, cilt hücreleri nerede durması gerektiğini, sanki insan bedenini dışarıdan görüyormuşçasına nasıl bir şekil vermelerinin gerektiğini biliyorlar ve durmaları gereken noktada duruyorlar. Evet. Maşallah. El hücrelerinde de öyle ya, el bütün olarak oluşuyor. Evet. Sonra aradaki hücreler bir anda ölüyorlar ve 5 parmak oluşuyor. Evet. İntihar diye belirtiyor. Maşallah. Allah ayetinde şeytana Allah'a sığınırım, biz her şeyi bir ölçüyle yarattık diye bildiriyor. Bu ölçü de insanda, yine başka bir ayette
kusursuz bir güzellikte yarattık diye yaklaşık anlamıyla söylüyorum. En güzel biçimde yarattık. Surette yarattık diye Allah bildiriyor. Bu mükemmellik bizim çok çok hoşumuza gidiyor. Her şeyde bu böyle. İnsan bedeninde böyle, hayvanlarda böyle. Her şey ruhumuzun zevk alacağı güzellikte Allah yaratıyor. Hem fonksiyonları çok güzel, hem işlevinde hiçbir kusursuz, her şey kusursuz. Ama görünümlerinde de müthiş bir sanat, müthiş bir estetik, insanın ruhuna hoşuna gidecek şekilde bir yaratması var Allah'ın. Maşallah. Ayetlerin tecellisi olduğunu görmesi de insanın çok hoşuna gidiyor. Tabii. Mesela bebek anne karnında gelişiminde ilk önce kulakları, gözleri, sonra kalpleri gelişiyor bebeklerin. Allah bir ayetinde de o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir diye buyuruyor. Maşallah. Tabii yine o dönemde bilinemeyecek bir bilgi. Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesi maşallah. Ben devam edeyim o zaman. Bildiğiniz üzere evrende bir yıldız ne kadar büyükse o kadar hızla yanar. Bizi ısıtan ve yaşam kaynağımız olan güneş de eğer şu an olduğundan 10 kat daha büyük olsaydı oluşumdan 10 milyar yıl sonra değil 10 milyon yıl sonra sönecekti. Evet. Ve bu şekilde yaşam son bulurdu. Biz burada olamazdık. Aynı şekilde güneşe çok daha yakın bir yörüngede bulunsaydık, yeryüzünde, yerkürede bulunan her şey buharlaşıp yok olurdu. Tam tersine yörüngeden daha uzakta olsaydık, o zaman da her yerde, her yer buz olurdu. Yine aynı şekilde yaşam olmazdı. Allah'ın çok büyük bir rahmeti ve çok büyük bir ölçüsü aslında, Allah'ın çok büyük aklının tecellisi olarak. Maşallah. Allah bir ayette, şeytanla Allah'a sığınırım. O sabahı yarıp çıkarandır, geceye bir sükun, dinlenme, güneş ve ayı bir hesap ile kıldı. Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir diye bildiriyor. Enam suresi 96. ayette. Maşallah. Tabii aslında bir patlama, şimdi Big Bang ile bütün evrenin oluştuğunu, yani sıfır hacimden, sonsuz yoğunluktaki bir noktadan, yani bilim adamları bunu her ne kadar söylemek istemeseler de yokluktan bir anda Allah bütün evreni var ediyor. Ama bu varoluş sırasında da çok müthiş bir hesaplama var. Bunun için fizikçiler şöyle bir benzetme yapıyorlar. Bir kurşun kalemi en uç kısmından, sivri kısmından dik olarak bir masanın üzerine yerleştirip onun milyonlarca, milyarlarca yıl boyunca hiç düşmeyecek kadar hassas bir ölçüyle oraya yerleştirilmesi gibi evrenindeki bu meydana gelen gezegenler arasındaki çekim kuvvetleri ve diğer yörüngelerin hesaplanması bu kadar ince bir hassas ayarla, hesapla meydana gelmiş diyorlar. Şimdi bu hesabı o zaman yapanın Yüce Rabbimiz sonsuz güç sahibi Allah olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Çünkü bu hesabı o zaman yani birini mutlaka yapmış olması gerekiyor. Ve bunu yapmaya kadir olan gücü de takdir etmeleri gerekiyor. Hocamız çok bahsediyor Allah'ın gücünü hakkıyla takdir etmiyorlar, düşünmüyorlar diye. Gerçekten buradaki olağanüstülüğü düşünürse insan bir çekim kuvveti var. Gezegenler birbirlerini çekiyorlar. Biz de aynı çekim kuvveti içinde yaşıyoruz. Ama biz yere bir şey düşürdüğümüzde gezegenleri havada tutmaya kadir olan bu büyük güç, Allah'ın yarattığı bu müthiş güce karşı gelerek biz yere düşen bir şeyi çok rahatlıkla alabiliyoruz ya da çok rahatlıkla yürüyebiliyoruz. Allah öyle bir fizik kanunu meydana getirmiş ki tamamen kendi yaratmasına bağlı olarak biz çok rahatlıkla hareket edebiliyoruz. Yoksa gezegenleri havada tutan, bu belirli bir yörüngede gitmelerini, akıp gitmelerini sağlayan bu kuvvete karşı bizim hiçbir şekilde bir insanın çok aciz gücüyle karşı gelmesi mümkün olmazdı. Ama fizik kurallarından dolayı, kütle çekim kanunlarından dolayı biz yer çekimine karşı durabiliyoruz ve normal hayatımızı yaşayacak şekilde Allah bizi yaratmış. Ve çok rahatlıkla bütün hareketleri yapabiliyoruz. Ama aynı zamanda da gezegenimiz de, diğer gezegenler de mutlak bulunmaları gereken yörüngede ve bulunmaları gereken noktalarda, uzay boşluğunda asılı olarak duruyorlar. Tabii bütün bunların hepsi bizim yine dışarıdaki maddeyi hiçbir zaman aslını göremeyeceğimiz için aslında bizim görüntümüzde yaratılıyor. Beynimizin içinde bir kopyası yaratılıyor bütün bunları. Ama Allah'ın yaratmasının burada da muhteşemliğini tekrar görüyoruz. Hem evrende hem arkadaşlarımın anlattığı insan vücudundaki mucizelerde, bu canlılardaki, deniz canlılarında olsun, kara canlılarında olsun, Allah'ın meydana getirdiği olağanüstülüklerde ve bunları birbiriyle aslında anlattığı gibi birbiriyle uyum içinde olması, simbiyoz yaşamda da bunların tek bir yaratıcıdan yaratıldığının çok açık göstergesi. O da Yüce Rabbimiz, sonsuz güç sahibi Allah. Maşallah. Allah razı olsun.
İsterseniz kısa bir ara verip öyle devam İnşallah edelim. İnşallah. Elimizde videolarla devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Yani şu an canlı yayındasın. Evet. Aman şaka falan olmuyor. Çok dikkatli olmak gerekir. Siyah. Bakayım. Doğru. Siyah, beyaz. Evet, dinliyorum. Ateist olmak havalı bir şey mi? Ateist olmak, ateistten gelken tedirgin olur Türk milleti, yani öyle zannedildiği gibi olmaz. Ben bilmiyorum yani, belki üniversitelerde falan, yani enteller arasında falan olabilir yani. Daha rahat ediyor olabilir öyle bir şeydi. Ama belirsizlik var demektir ateistlikte, yani zannetmiyorum öyle rahatlık vereceğini. Yani bir kahvehanede dese, bir yerde, sokağa, herhangi bir yerde, hiçbir yerde olmaz. Ama bazı semtlerde ve bazı ortamlarda belki havası falan olmaz. Çünkü ufuk darlığını gösterir. Yani zannetmiyorum olumlu etki yapacağını. Evet, dinliyorum. Türk halk müziğini sever misiniz? Bir parça çalar mısınız? Güzel yüzüm. Türk halk müziği tabii ki çok çok güzel. Çok hoş, neşeli, güzel bir kızsın. Ama herhalde bir saz eşliğinde yani herhangi bir enstrüman mı kastediyor? Ya burada yayında, canlı yayında. Evet. Evet. Elektronik olarak. Evet. O zaten bizim konumuz. O bizim işimiz. Tamam, çalacağım. Söz. Dinliyorum. Samimiyetsiz insanlar kimler? Şimdi yani. Canımın içi o kadar güzelsin ki, şimdi insanın dili lal oluyor seni görünce. Çok çok güzelsin. Gözler bir kere şahane, çok çok güzel. Kaşlar mükemmel, burun süper, dudaklar çok güzel, elmacık kemikleri, çene. Bir de tarzı, şapkası falan çok şahane olmuş, bayağı güzel olmuş. Bir de yüzündeki o zeki ifade, o canlı, dolu dolu, insancıl ifade sana çok yakışıyor, bayağı güzelsin. Canımın içi samimiyetsiz olmak için tabii aklının olmaması gerekiyor bir insanın. Yani ruhun olmaması gerekiyor. Çünkü samimiyet vücudun en büyük ihtiyacıdır. Samimiyet eksikliğinde insan zaten canı yanmaya başlar. Yani vücut ona çok şiddetli tepki verir. Yani susuzluk gibi falan gelir. Açlık, susuzluk gibi vücut gerilmeye başlar yani. Kasları falan gerilir insanın. Eli yüzü gerilir. Çok bunalır. Mecburdur insan samimi olmaya. Ancak samimiyette insan ferahlık bulabilir. Rahatlık bulabilir. Onun için rahat edemez. Allah'a nasıl şükretmeliyiz? Benim canım da çok güzel maşallah. Bu nesil, bak ispat ettiğimiz gibi, bak 150 bin kişinin üstünde yaptık görüşme. Hepsi güzel, hepsi akıllı, hepsi Kur'an Müslümanı, hepsi sevecen ve sevgi dolu, hepsi makul ve tutarlı insanlar. Ya bu büyük bir mucize bu, elle tutulur, harika bir durum. Yani tarifi yok bunun. Canımın içi her yerde nimet görüyoruz. Bir içten edebiliriz. Yani Allah'a teşekkür, yani içimizden Allah'ın ne güzel yarattığını düşünmek şükretmektir zaten. Ama bir de sözlü olarak Ya Rabbi sana şükür diyebiliriz. Allah'ım sana şükür yahut Elhamdülillah diyebiliriz Arapça. Ama Allah'ım sana şükürler olsun denebilir. Yani gerçekten Allah'a çok şükür olsun denir. Hepsi geçerlidir, hepsi ibadettir. Yani teşekkür etmemek zaten çok büyük bir kabalık ve münasebetsizliktir. Yani bir insanın bir nimete teşekkür etmemesi çok anormal bir şey. Fakat imtihan çok incedir tabii dünyada. Çok detaylı bir imtihan vardır. Zorluklar da vardır. O arada nimetler de vardır. Bazı insanlar zorluklarla uğraşırken şükretmeyi unuturlar.
Halbuki o zaten imanının derinliğini kendisini görmesi için ve sevgiyi daha iyi bulması için verilmiş bir nimetken onu bir bela gibi görür. Yani Allah'tan aleyhine bir fiil olarak görür. Bu sefer şükretmeyi bırakır. Başka şeylere doğru gider. Yani şükretmeyi şeytan engeller. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani şeytan nerede engelliyorsa orada üstüne gitmek lazım. Mesela kolu kırılıyor. Ama mesela iyi bir doktora gitmiş, hastaymış, akrabaları gelmiş, sevecenler var, herkes ilgileniyor. Şükretmiyor. Kolu kırıldığı için öfkeleniyor. Halbuki bir hayır var. Evet. O kaderinde olan, yani 100 kere dünyaya gelse yine kolu kırılır. Yani bu imtihanın bir gereği bu. Dolayısıyla bir zorluk anında Allah'a şükretmeyi unutmak bir ahlak bozukluğudur, vicdan bozukluğudur. Allah her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor ayette. Yine her zorlukla beraber şeytan Allah'a sığınırım bir kolaylık vardır diyor. Bak her zorlukla beraber bir kolaylık. İşte kolaylıkla şükredip de zorlukla şükretmemek çok ayıp. Allah diyor biz onlara bir nimet tattırırsak sevince kapılırlar. Ama onlara bir zorluk gösterdin mi hemen ümitsiz olmuşlardır, umutsuz olmuşlardır diyor. Yani şükrü bırakmışlardır. Bu şükrü bırakma hatası dünyada insanların eline nimet geçmesini engelleyen, Allah'la aralarını açan mühim bir hatadır. Bundan şiddetle kaçınmak lazım. Mesela diyor ki Cenab-ı Allah İbrahim Suresi 34'te size her istediğiniz şeyi Allah verdi. Dünyada her şey var. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz diyor Allah. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür. O kadar verdiğim nimeti görmüyor diyor. İmtihan için en ufak bir burnu kanasa bütün o milyonlarca nimeti inkar ediyor. Bak nankörlüğü görüyor musun? Ufacık burnu kanasa yani. Bundan şiddetle kaçınmak lazım. Hac suresi 74'te Cenab-ı Allah onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesi Allah güç sahibidir, azizdir diyor. Hac suresi 66. ayette sizi diri tutan, bak diri tutan, her an çekse hemen ölürüz. Işığımızı söndürse bittik, hemen ölürüz. Bak her an sizi diri tutan diyor. Anan, saniye saniye diri tutan. Sonra da sizi öldürecek olan, sonra da diriltecek olan Allah'tır. Gerçekten insan pek nankördür diyor Allah. Bak nankördür demiyor, pek nankördür. Nankör olmaktan Allah'a sığınmak lazım. Evet, dinliyorum. Çok şık giyinmenizin bir sebebi var mı? Ya da bir stil danışmanınız var mı? Ah benim güzel yüzüm. İrlandalı kızlara benziyor. Çok güzel. Çok insancıl yüzün. Canımın içi. Allah bu güzel yüzünle, bu güzel bakışlarınla, yüzündeki bu insancıl ifadeyle seni uzun yaşatsın. Sürekli sevap kazan. Ve inşallah sonunda Allah sana cennet nasip etsin. Hayırla, bereketle seni sarsın. Nuruyla sarsın. Yüzün, bakışların çok dinlendirici. Yani elinden yüzüne nur akıyor. Allah sana her istediğin hayır, bereketi nasip etsin. Bir daha dinleyeyim. Çok şık giyinmenizin bir sebebi var mı? Ya da bir stil danışmanınız var mı? Peygamberimiz ve bütün peygamberler şık giyinmişlerdir. Hazreti Süleyman'ın elbiselerin sayısı bilinmiyor. Yani kıyafetler, ayakkabı en muhteşeminden. Çok fazla. Resulullah da öyle çok şık giyiniyordu. Altınlı, gümüşlü, yani gerçek altınla süslenmiş, bezenmiş Bizans cübbeleri giyiyordu. Hazreti Hasan ve Hüseyin de çok çok şık giyiniyorlardı. Bayağı temiz ve güzel giyiniyorlardı. Hatta ayette Cenab-ı Allah mescitlere giderken ziynetlerinizi giyinin diyor. Yani toplantıya giderken, Müslümanların yanına giderken çok şık ve temiz olun diyor. Allah nimetini kulun üstünde görmeyi sever diyor Peygamberimiz de. Dolayısıyla Müslüman çok şık ve temiz olacak. Ben de tabii güzel giyinmekten zevk alıyorum. Lise yıllarında bile öyledir. Lise sonunda da öyle resimlerim vardır.
bayağı şık, temiz giyinir değil mi? Hatta sorarlar da nerede çalışıyor, ne iş yapıyorsunuz falan gibisinden böyle. Evet. Evet, dinliyorum. Rusya, İran'da yaşanan gelişmelerin ülkenin iç meselesi olduğunu vurgulayarak İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez açıklamasında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İran'da yaşanan gelişmelerin kan dökülerek veya şiddet yoluyla tırmanmamasının umulduğu kaydedildi. Ya bu çok soğukkanlı açıklamalar. Araya girsinler durursunlar evet. Bu kavga. Yani belli ki kötüye gidecek bu. Yani bunu uzatmanın bir alemi yok. Yani çok ortalı ve soğuk açıklamalar yapıyorlar. Kavga var. Allah ayet diyor. Müslümanlar arası açıldığında hemen başka Müslümanlar araya girsinler. Kavgayı yatıştırsınlar diyor. İslam ülkeleri çok soğuk. Böyle şey olmaz. Tayyip Hocam devreye girsin, bunu yatıştıralım. Bu kavga kötüye gidecek, belli yani. Yatışmaz da, yani zannedildiği gibi olmaz. Eğer araya girilmezse bu gelişir. Evet, dinliyorum. Kadınlar neden bu kadar çok iftira atılıyor? Şeytanın bir numaralı hedefidir kadınlar. Çünkü kadın homoseksüellerle karşıt olarak değerlendiriliyor. Yani şeytan için bu böyledir. Yani homoseksüel karşıtı olarak görürler. Onun için şeytanın bir numaralı hedefi kadındır. Onu her yönüne ezmek ister, rahatsız etmek ister. Gelenekçi İslam anlayışıyla ayrı ezmeye kalkıyor. Darwinist materyalist sistemden ayrı ezmeye çalışıyor. Komünist kadınlar falan hali görüyorsunuz. PKK'lı kadınlar falan. Aynı şekilde gelenekçi Ortodoks Müslüman kadınların bir kısmı için diyelim. Yani kadınları çok zor bir ortama sokacak her türlü şeytani tedbiri almışlar. Ne diyor? Cehennemin %99'unu kadınlar dolduracak. Bu zaten nefret için yeterli. Kadın uğursuzdur diyor. Bu da yeterli. Başka? Efendim? Namazı da zorluyor. Diyor. Bak diyor domuz. Domuz. Kara köpek ve kadın diyor. Bak sıralamaya bak. Bunlar namazı bozar diyor. Bir de Yahudi ekliyorlar. İşin ilginç yanı bir musibi haham tanıdığım var. Ya dedim bak böyle ne kadar anlama. Yok diyor bu doğru abadis diyor. Ha, inanılır gibi ya sana ne aleyhine konuşuyor. Teker teker açıklıyor. Gayet makul bir hadis diyor. Niye sonra sahip çıkıyor öyle bir şeye? İnanılır gibi değil yani. Dolayısıyla kadına yapılan oyunu biz açıkladık. Şeytanın en korktuğu şey oyunun açıklanmasıdır. Oyun açıklandı mı şeytan oturur. Münafıklarda da öyledir. Oyunun açıkladı mı oturur aşağı. Rezil kepaze ettik. Bundan sonra oyun oynayacak hali kalmadı şeytanın. Bak kadınları dövüp deşarj olalım falan diyorlardı. Kimse gıkını çıkartmıyordu. Evet. Ben açıkladıktan sonra utanıyorlar, şu an yapamıyorlar. Evet. Sıkıysa çıksın söylesin. Tabii. Evet, dinliyorum. Yayına çıkarttığınız birini neye göre çıkarıyorsunuz? Canımın içi, güzeller güzelim. Yayına çıkan kardeşlerin ibadet kasaya çıkıyorlar. Allah rızası için çıkıyorlar. Hiçbir çıkarları yok. Bak, akşam 9'dan beri buradalar. Yani artık düşün. Saat kaça geldi? Bunun karşısında kimse maaş falan almıyor. Burada bir olağanüstülük var. Temiz, dürüst, aklı başında samimi her Müslüman burada yayına çıkar. Tabi burada imkanı olduğu kadar yani çünkü burada fazla bir insan alacak kadar yer yok. Ama olduğu kadarıyla gelen kardeşlerimizi çıkartıyoruz. İbadet olarak Allah rızası için, İslam'ı anlatmak için, Müslümanların temizliğini, özgürlük anlayışını, sevecenliğini, yüzündeki nuru, vefa ve sadakat anlayışını özellikle, cesaretini, azmini, sabrını, İslam'ı tebliğ için ne kadar fedakarane gayret edeceğini gösterten güzel bir örnek. Benim kardeşlerimin fedakarlıkları öyle saymakla bitmez.
Bir kısmını görüyor insanlar. Sadece bir kısmını görüyorlar. Başta evet. Sizin tabii bütün hayatınız fedakarlık. Evet, başından itibaren. 40 yıldır bir gün ara vermedin. Hiç tatil yapmadım. Yani. Hayatta mümkün değil tatil yani. Düşünemem daha. Hatta gelirken çiçeklere bakayım diyorum biraz. Oraya bile 10 dakika vakit ayırmayı ben israf olarak görüyorum. Hemen gideyim diyorum. Maşallah. Yoksa benim çok hoşuma gidiyor çiçeklere falan, bahçeye bakmak. Yani gidip mesela orada balıklara falan da bakabilirim vakit ayıram. Hemen yıldırım gibi gideyim diyorum. Bekliyorlar diyorum. Kimseyi bekletmeyeyim. Hızla gideyim diyorum. Maşallah. Tabii öyle yani. Sürekli vicdanımı kullanıyorum. Maşallah. Evet dinliyorum. Selam hocam, av avlamak günah mıdır? Canımın içi, tabii ki günah değil ama acıyorum ben hayvanlara. Yazık mesela tavşan hoplaya zıplıyor giderken hayvanın kafasına kurşun geliyor. Yahut göbüşüne giriyor, hayvan tepe takla gidiyor yani. Kan revan içinde kalıyor. Yani görünüş çok korkunç, canlıyken o çok güzel, kan revan içinde. Hayır, eti içinse onun ne eti çıkacak yani? Bırak da hoplayıp zıplasın ya hayvan yani. Neyine avlıyorsun? Ama haram değildir tabii, Allah'ın helal kıldığı bir şey. Yani haram olmaz. Ama yani mesela çok fazla olsa av hayvanı aklım alabilir. Ama zaten azlar, çok az. Onları da olur böyle tüketmek doğru değil diye düşünüyorum. Yani çok az. Ya mesela dağa çıktığında bir yere tavşan görürsen müthiş heyecanlanır. Ne öldürüyorsun onu ya? Koşsun, oynasın, hoplasın, zıplasın yani. Evet, dinliyorum. Kardeşimiz selam vermişti. Aleyküm selam. Sevimli bir köpek var. Ya bu kadar uslu nasıl olabiliyor bu peki? Bir de makas çok tehlikeli değil mi ya? Hayvan kulağına falan gelebilir, bir şey olabilir. Kuzu gibi ya. Doğru alırsan hayvan insan bayağı tedirgin olur. Evet dinliyorum. Ben lisede okuyorum. Hangi mesleği seçeceğime karar veremedim. Karar vermeme yardımcı olabilir misiniz? Güzel yüzüm ne olabilir bilmiyorum ki. Şimdi öğretmen ol desem çok zor olur ona çünkü bekleyecek falan peş mekan değil mi? O zor oluyor kurallar, evet. Evet. Öğretmen olsa rahat eder ama güç. Mühendis ol. Mimar ol, mimar. Daha rahat edersin. Mimar, evet. Mimar ol, yani büroda rahat çalışma imkanı olur. Mimarlık daha kolay. Evet. Bakayım ben güzel yüzlüme. Ya doktor ol diyeceğim ama yorulur diye düşünüyorum. Yapabilirsen doktor ol. Çok çok iyi olur ama bilmiyorum. Çok zorlanırsın gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? Ne diyeyim? Çocuk doktor. Mimar da dediğiniz gibi. Ya çok kazanmaz ama rahat eder yani. Evet. İyi yani, iyi geliştirirse kendini. Mimar ol, mimar. İnşallah. Evet. Dizilerde neden kavgalara, şiddete, ölümlere bu kadar çok yer veriliyor? Bu burun niye bu kadar minik? Önce onu bana bir söyle. Çok güzelsin sen, çok tatlısın, bayağı güzel insansın. Tarzın da çok güzel olmuş, bayağı hoşsun.
vicdanından dolayı da tebrik ediyorum seni. Maşallah. Tabii gereksiz yere insanlara zulmü, vahşeti, adam öldürmeyi öğretiyorlar. Ya insanın kanı iyiliği çekilir, sevgiyi, barışı, güzelliği öğretsene. Zaten dünyada kan gövdeye götürüyor. Kan dökmek teşvik edilmesi haram. Çok korkunç ve ürkütücü. Şiddetle karşı olunması lazım. Asla kabul edilmemesi gerekiyor. Doğru söylüyor benim güzel yüzüm. Allah'ı her an aklımıza tutmak nasıl olur? Yakışıklım, bir kere ben sana bir yakından bakayım. Bu yakışıklılık nedir bu böyle? Hayrettir. Peki bu çocuklar, yani bunların güzelliği nedir ya? Hayır, bir değil, iki değil, on değil, yirmi, otuz, elli, yüz. Şu gözlerin güzelliğine bak sen. Maşallah, aslan gibisin. Allah sana sağlık, sıhhat versin, uzun ömür versin, cennet nasip etsin. Süper yakışıklısın. Allah kötü insanlardan seni korusun. İyi insanlarla beraber olman nasip etsin. Çok nurlu yüzün, bayağı temiz, efendi delikanlısın. Ya bu sokak, okul çeteleri falan beni çok tedirgin ediyor. Bu çocuklar adına çok rahatsız oluyorum. Yani mesela gelip efendi oluyor çocuk, gelip abuk subuk hareketler falan, çakallık. Bu çok riskli bir şey. Bunu kendi haline bırakmamalar lazım. Yani teşvik gibi olur. Mutlaka durdurulması lazım. Güzel yüzüm, o çok önemli bir konu yani. Çok hayati bir konu. Ne yapıp yapıp mümin onu yapacak? Aksi zaten çok ayıp bir kere. Çok çirkin. Yani zulüm. Başka açıklaması yok. Bir de Allah'ı kaliteli bir derinlikle akılda tutmak gerekiyor. Mesela adam işkembe çorbası içiyor. Oh Allah'a şükür diyor. Parayı sayıp çıkıyor. Öyle değil yani. Adam haberi bile yok. Öyle olmaz. Yani bir Allah'ın derinliği var ve büyüklüğü var. Olağanüstü büyüklüğü var. Bunu çok iyi kavramak lazım. Çok iyi gündemde tutmak lazım. Zaten bak benim canlarım bunu fark ettiler. Soruların büyük bölümü bu ağırlıkta oluyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani çok büyük bölüm bu ağırlıkta oluyor. Ya burada bir fevkalelik olduğunu gördüler. Yani şimdi Allah bir orta büyüklükte biliniyor. Anlatıyorum birkaç günden beri. Bu çok vahim bir şey, çok tehlikeli bir şey bu. Öyle bir şey, çok büyük Allah. Yani çok büyük deyince yine anlaşılmıyor. Yani mesela düşünün bakın. Şu alanın desen bu bir alelade bir ev mesela burası. Herhangi bir ev burası. Burada da bir herhangi bir halı bu. Bunun bütün ipliklerini, atomlarını, hepsini, nötronunu, protonunu hepsini biliyor Allah. Yani bu amansız bir güç demektir. Amansız bir akıl demektir. Böyle bir aklın kendisine yardım edemeyeceğini, işte dişinin ağrısının haberin olmadığını, dizinin ağrısının haberin olmadığını düşünüyor. Halbuki dişini ağrıtan Allah, dizini ağrıtan da Allah. Yani özellikle yapıyor. Aczi anlaşsın diye Allah. Yani çünkü o bir sanatla yapılıyor. Çok zordur. Yani dişin ağrımasını meydana getirmek için milyonlarca özellik gerekiyor. Yani çok büyük bir sanattır o. Bayağı güçtür. Orada mesela o odak meydana getirilecek, sinirlere emir verilecek, sinir alıp onu beyine götürecek. Karma karışık sistemler. Ya muazzam sistemler bunlar. Ve bu Allah'ın emriyle olması gerekiyor. Kendinden olmaz. Ve bunu algılatıyor Allah. Bunu çözen de Allah. Mesela eczanelere bakın, çaka çaka ilaç dolu. O ne demektir? Bir o kadar hastalık var demektir. En azından. Bak hepsinde prospektüs var. Her ilacı içinde yazıyor mesela şöyle, şöyle kullanacaksınız. Yazan kim? Allah. Harfle dizen kim? Allah. Hastalığı da yaratıyor, tedavisini de yaratmış. İşte bunu çok düşünmeyi, araştırmayı ve incece kavramayı bizden istiyor Allah. Yani eğer bu olmazsa kafamız düz oluyor. Yani cenneti anlayamayacak durumda oluyor, sevgiyi anlayamayacak durumda oluyoruz. Ve o sevgi derinliğini vermiyor Allah o zaman. İnsan küt oluyor. Mesela Peygamberimizin zamanını düşünüyorum. Ya akıl almaz karmaşık olaylar. Bir tane iki tane değil. Ama Peygamber'e kimse bir şey yapamamış.
Ya bir kişi yani, bir kişi. Hiçbir yerde hiç kimse bir şey yapamamış. Allah razı olsun, mesela biri bir taşla kafasına atsa şehit olur. Bitti. Odunla başına vursa şehit olur. Çok kolay yani. Hiç kimse hiçbir şey yapamamış. Zaten herkesin belinde kılıç var. Ok var. Mesela uzaktan birisi ok atsa şehit eder. Hayret. Hiçbir şey yapamamışlar. Dini gayet güzel anlatmış. Hatta soruyor da, diyor ki, dini anlattım mı ben size, İslam'ı anlattım mı? Siz de kabul ettiniz mi? Evet diyorlar. Tamam diyor. Ben bu son haccım diyor mesela. Söylüyor. Ben öleceğim diyor. Gidiyorum ben diyor. Kızına da söylüyor. Yakında gideceğim diyor. Hazreti Ebu Bekir herkese söylüyor. Öleceğim diyor. Dakikası saniyesinde biliyor. Kolunu havaya kaldırıyor. Yüce dosta diyor. Kolu düşüyor. Böyle bir imtihan. Aslında düşünmeyi teşvik çok önemli. Düşünmeyi teşvikle ilgili bir kitap yapılabilir. Yani düşünme yolu nasıl düşünülebilir diye yol gösterebiliriz. Bu olabilir. Onu hazırlayayım. Evet. Yani düşünme sanatı diye olabilir. Yani düşünme sanatı. Yani nasıl derin düşünülür? Nasıl girift konulara bakılabilir? Çünkü çok zeki insanlar, çok akıllılar. Ama düşünmeyi elde edemiyorlar. Mesela gözle görülmeyen bir hücre. Şimdi burada yer var ya, yer şu. Her yer canlı dolu. Her yer bakteriler var. Her yer. Sokak, cadde, arabaların geçtiği, her yer bakteri dolu. Şimdi küçük küçük otlar, çiçekler, kayaların, taşların arasında çıkmış. O ottan bir ufacık bir yere alıyoruz. Her otun hücresinde bilgi bankası yerleştirilmiş ortasına. O otun bütün detayları, 7 ceddine ait bilgi, geleceğine dair bilgi, hepsi içeri konmuş. Ya bu nasıl bir ilimdir, nasıl bir bilgi, nasıl bir detaydır, nasıl bir güzelliktir? Bunu düşünelim istiyor Allah. Ama insanlar başka şey düşünüyor. Dönerin üstüne karabiber septin mi diyor. Benim borcumu ne zaman ödeyeceksin? Telefon ediyor. Yani garip bir durum olmuşmuş durumda. Evet, dinliyorum. İsrail Meclisi Kudüs'ün statüsünü değiştiren skandal yasayı onayladı. Kudüs tek bir şehir ve İsrail'e ait olarak tanındı. İsrail Meclisi'nde. O nasıl oluyor? Zaten Doğu Kudüs Filistinlerin değil mi? Evet. Fakat yerleşim alanı olarak oraya da yerleşmeye başlamışlar. Anlaşma neyse ona göre olur. Yani Doğu Kudüs onlara verildiğine göre onlara ait olması lazım. Ya başkent olarak kendi bulundukları kısmı kabul edebilir. Onda bir şey yok. Orada onların, orada onların. Yani pratik çözüm çok önemli. Yani bu konular yüzünden kargaşa çıkması hoş bir şey değil. Yalnız İran'a yapılan operasyonu diğer Müslüman ülkeler sakin karşılıyorlar. Evet. Aslında olay büyük görünüyor. Evet. Soğukkanlı karşılamasınlar. Başlangıçta durduralım. Yani beklemenin bir alemi yok. Bir de İran hükümeti de soğukkanlı bir tavır içerisinde. Yani onlar da istesler müdahale edebilirler. Neyi bekliyor ben anlamadım. Yani riskli bir durum olması iç açıcı olmaz. Bilgi de alamadığımız için pek bir şey de diyemiyorum. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, selamun aleyküm. Öncelikle yeni yılınızı kutlarım. Sağlık, sıhhat, afiyetler dilerim. Kediciklerle de selam ve saygılarımı sunuyorum. Ciddi bir hayranınızım. Sizi devamlı takip ediyorum. Ah, severim ben senin güzelliğini. Ah, severim ben senin iyiliğini. Aleyküm selam. Allah sana sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah seni imanla, Kur'an'la yaşatsın. Cennette de Allah kardeş etsin inşallah. İnşallah. Bütün kardeşlerimi ve seni de dahil. İnşallah.
Aslı bugün bir güzelleşmiş. Evet, daha bir güzelleşmiş. Çok nurlu bir insan ya, çok güzel. Şu elindeki yüzdeki temizliğe bak yani. İffet, efendilik, kibarlık, nezaket elinden yüzden akıyor. İşte bazı kadınlar oluyor, yüzünden facia akıyor. Bela akıyor. Mesela onun da yüzünden nur akıyor maşallah. Maşallah. Evet, dinliyorum. Kadınlara en çok ne yakıştırıyorsunuz? Yakından göreyim. Ah benim canım, çok güzel. Yüzlerindeki nur çok güzel oluyor, çok ışıklı. Bak o yüzündeki o efendi ifade var ya, o suni elde edilecek bir şey değildir işte. O ayrı Allah'ın bir damgası o. Bak yüzündeki çok tatlı bir efendi ifade. Görüyorsunuz değil mi yüzünde? Evet. Bir daha dinleyeyim. Kadınlara en çok ne yakıştırıyorsunuz? Canımın içi biraz geniş bir soru gibi geldi bana ama yani kıyafet olarak mı, tavır olarak mı, makyaj olarak mı acaba neyi kastediyordun? Benim anladığımı söyleyeyim. Kadına en yakışan şey samimiyettir. Yani muhteşem olur samimi kadın. Allah onu çok güzel hale getirir. Her şey güzel olur samimi ise. Ama tek bir şey söylemem gerekirse bunu söyleyebilirim. Allah sana uzun ömür versin. Sen çok güzelsin sen. Allah seni cennetiyle, cemalillahıyla şereflendirsin. Cennette seni bana kardeş etsin. Çünkü biraz tatlılığın fazla senin. Bir daha göreyim. Kadınlara en çok neyi yakıştırıyorsunuz? Biraz şeye benziyor. Şu yeni gelen, isim vermeyeyim de anladın mı? Değil mi? Onun tatlılığı. Bir de bizim o master yapan sevimli var ya. Anladınız değil mi? Onu da andırıyor. Ama daha çok öbür. Ama çok nurlu efendi yüzü maşallah. Evet, dinliyorum. Konuşma bozukluğu olan insan konuşmasını nasıl düzeltebilir? Bak acarlığa, şekerliğe, tatlılığa bak sen. Biraz Sibel Ceyne andırıyor değil mi? Evet. Çok güzel maşallah. Konuşma bozukluğu olan, bir daha dinleyeyim. Tabii. Konuşma bozukluğu olan insan konuşmasını nasıl düzeltebilir? Vallahi biraz zor iş be herhalde, o uzman gerektiriyor değil mi? Bol evet. Çalışma, gayret gerektiriyor, egzersiz yapılması gerekiyor. Kolay bir şey değil diye biliyorum. Yani dil bozukluğu falan değil mi? Böyle şey, pelteklik falan gibi ona benzer, evet. Uzman nezaretten çalışması gerekiyor. Evet, dinliyorum. Kediyle uğraşan bir civciv var. Yalnız ahbaplıkları şahane. Bir daha gösterip bakın. O hayvanların sabrı, şekerliği çok güzel oluyor. Oh, sıcak seyri de buluyor mu? Çok iyi arkadaş olmuşlar. Bu aslında tipik bir ahir zaman alameti. Çünkü ahir zamanda olacak diyor bunu Peygamberimiz. Yani vahşi hayvanlar yani parçalayabilecekken hayvanlara şefkat, sevgi gösterecekler diyor. Mesela Pars'la oğlak yan yana duracak diyor. İşte bu tarz örnekler veriyor. Kurt ve kuzu. Kurt ve kuzu, evet. Ve birbirlerine zarar vermeyecekler diyor. Bu ahir zamanda on binlerce, yüz binlerce vakana oluştu. Daha önce böyle bir şey mümkün değil. Kedi böyle bir şey gördüğünde hemen de parçalar. Yani ahir zamanın bir özelliği olarak, bir ahir zaman alameti olarak tam anlamıyla tahakkuk etti. Evet. En çok ne için dua edersiniz?
Allah'a en çok Allah'ı aşkla sevmek en önemli odur. En derin aşkta Allah'ı sevmek. Bak iman etmek değil yani, iman etmenin üstünde bu. Zaten iman etmiş oluyorsun. En derin aşkta Allah'ı sevmek. En mühim budur. Çünkü Allah'ın tek gayesi en derin aşkla sevilmektir. Her şeyde gayesi budur. Evet. Sizi tanımadan önce de biz duymamıştık Allah'ın aşkla sevilebileceğini inşallah. Sizin vesilenizle öğrendik. Bu hayret edecek bir şey tabii yani, çok şaşırtacak ama önümüzdeki birkaç yıl içerisinde biz bu konuyu Allah'ın izniyle bitiririz. İnşallah. Şaka yapmak insanı incitir mi? Her şakanın altında kötülük var mıdır? Yani iyi şaka pek yapamıyor insanlar, ben görüyorum. Yani %95 kötü yapıyorlar şakayı. Güzel olmuyor, yani rahatsız edici oluyor. Şaka şöyle olabilir, onore edicidir yani. Zemininde onore etme yatıyorsa olur. Evet, şaka bir sanattır, öyle kolay iş değildir. Yani önüne gelen şaka yapmaması lazım. Mesela Peygamberimiz çok şakacıydı ama çok zeki ve akıllıydı. Şakaları güzel oluyordu. Hazreti Ali de şakacıydı. Hazreti Süleyman da çok şakacı. Diyor ki, Mehdi bana benzer diyor. Çünkü diyor çok şakacıdır diyor. Yani bana bir tek o yönüne benzer diyor. Diğer yönlerde Musa'ya benzer diyor. Diğer yönlerde çünkü çile ve zorluk yönleri onları kastediyor. Bir daha dinleyeyim. Şaka yapmak insanı incitir mi? Her şakanın altında kötülük var mıdır? Olabilir. Güzel yüzlüm, yakışıklım. Çok yaygın. Yani gençler birbirini çok üzüyorlar öyle. Yani bir acı sebebi oluyor şaka. Bir de çok kötü. El şakaları özellikle rezalet. Çok tehlikelidir. El şakasından şiddetle kaçınmak lazım. Yani %99 densiz oluyor. Çok riskli ve gereksiz ve hep acı veriyor insanlara. Sakatlanmalar falan da neden olabiliyor. Sözlü şakalar da çok kırıcı oluyor. Üzücü oluyor. Bence çok özen göstermek lazım. Mutlaka motive edici ve onu onar edici olması lazım. Onar edici değilse hiç yanaşmamak lazım. Bir de internette insanları korkutan şakalar oluyor. O da canlarını yakabilecek gibi olabiliyor. Mesela? Maske takıp eve hırsız girmiş gibi insanları korkutuyorlar. Bu sefer kaçarken başka bir yere takılıp düşebiliyor insanlar. Korku yaşatacak, evet. Ha onlar yani o hukuki sorumluluk getirmesi gereken bir şey. Onlar suç kapsamını alması lazım. Böyle şaka olur mu? Yani mesela adam yerde ölü taklidi yapıyor falan, aniden bağırarak kalkıyor. Adam enfarktüs falan geçirebilir, beyin kanaması geçirebilir. Onun şakası olur mu? Bayağı tehlikeli bir şey. Öyle de, o densizliktir o. Münasebetsizlik şaka, öyle şaka olmaz. O sevimli senin yanına girebilir, oraya oturabilir. Evet, dinliyorum. Suudi Arabistan'da KDV düzenlemesi ve benzin fiyatlarına yapılan zamlara büyük tepki gösteren halk, Twitter üzerinden Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın 2030 vizyonuna karşı örgütlenmeye başladı. BBC izleme servisinin haberine göre Suudi Arabistan halkı KDV'nin devreye girmesiyle elektrik ve benzine zam yapılmasına tepki gösterdi. Kardeşim, Suudi Arabistan'ı karıştırmak istiyorlar. İran'ı karıştırmak, birbirine düşürmek, oraya kan gölüne çevirmek istiyor. İngilizlerin devletinin azgınlığı, Deccal'in azgınlığı bu. Yine bir ahlaksızlık peşinde. Türkiye dişi yetmedi, dişini kırıldı. Şimdi oraya saldırmak istiyor. Prens çok iyi bir delikanlı, modern bir insan. Ona destekçi olmak lazım. Bu münasebetsizlerin de ne yapacakları belli değil benim gördüğüm. Yani bir münafık örgütlenmesi olabilir. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Daha iyi yakından takip etmeye çalışalım. Daha iyi bilgi almaya çalışalım. Koruyup kollayıcı olmak lazım. Evet, dinliyorum. Mızırcılar neden genelde eşcinsel oluyor? Benim canımı yakından göreyim. Tabii.
Benim Zeynep çok güzel tarz yapmış, yakışmış. Bayağı da güzel. Aklı başında bir kız. Yani homoseksüelliğe tavır almış olması onun ne kadar değerli, önemli bir insan olduğunu da gösteriyor. Ve akılcı bir üslubu var. Modacılar başıboş bırakılmıyor tabii. Yani İngilizlerin devleti böyle bir sektörü başıboş bırakmıyor. Bunu dünya çapında kilitlemiş. Bütün kilit noktaları kendi adamlarına getirmiş. Kendi adamı derken yani destekledikleri adamları getirmişler. Dolayısıyla onlarla bağlantı kurması için diğerleri de homoseksüelliğin şart olduğunu düşünerek modayla ilgili gelişmelere ışık tutmak amacıyla göğe kendi kafalarınca her yere homoseksüel yerleştiriyorlar. Dolayısıyla homoseksüellerin dışında moda dünyasında yaşama imkansız hale getirmiş durumda. Yani modacı olması için mutlaka homoseksüel olması gerekiyor görünümü var. Dolayısıyla başka insanlara hayat hakkı tanımadıkları için, imkan vermedikleri için, sadece homoseksüellere kapıyı aradıkları için geniş çaplı o sektör homoseksüellerin kontrolüne girdi. Böylece genç kızları, genç delikanlıları kendi çizgilerinde yönlendirmeye çalışıyorlar. İngilizlerin devleti mesela gençlerin zayıf olmasını istiyor. Vücutlarının kadınsı olmasını istiyor. Kıyafetlerinin kadınsı, makyajlarının kadınsı olmasını istiyor. Kadınları da geniş omuzlu, dar kalçalı, erkek kıyafetleri giyen, erkeksi görünümlü, erkeksi yüzlü kadınlar olarak lanse ediyor. Böylece dünyada modayı yönlendiriyorlar. Gençlere kötü örnek olarak onları bozmada onu ve o ekolü çok önemli görüyorlar. Dolayısıyla buna karşı da özenli bir politikayı her devlet yapması gerekir. Evet, dinliyorum. Işıltı kanatlı sinek hakkında bilgi vermek istiyorum. Common Flash Pink diye de adlandırılan ışıltı kanatlı sinek Yusufçuk türüne çok benzeyen bir canlıdır. Işıltılı parlak kanatları en göze çarpan özelliklerindendir. Özellikle ışık kanatlarına vurduğunda tüm ihtişamı ortaya çıkar. Gövdesi metalik yeşil renkte olan bu canlının boyutu 50 ila 56 milimetredir. Allah'ın bizim hoşumuza gidecek şekilde bu canlının kanatlarındaki renk çeşitliliğini yaratması, yaratma sanatının en güzel örneklerinden biridir. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Nahl Suresi 17. ayet. İşte modanın en güzelini o yapmış. Allah onu nasıl süslemiş bak. En gelişmiş modacı olsa böyle bir güzellik meydana getiremez. Moda böceklerde, kelebeklerde, asıl orada. En mükemmel süsleme onlardan. Şimdi modacılar derken tabii modacıların tamamı homoseksüel değil. Yani ekaliye çoğunlukla homoseksüel oluşuyor. Yoksa tabii ki homoseksüel olmayan, dindar olan modacılar da var. Ya dindar değil ama homoseksüel değil. Yani ama ekser yani ana hakimiyet onların kontrolünde. Evet, dinliyorum. İmtihanda zorlanmak iman zafiyetindir. Tabii ki iman zafiyeti, yakışıklım. Yoksa Allah'ın sanatını insan tam anlasa hiçbir şey olmaz. Yani bütün karmaşanın acıların nedeni iman zafiyetidir. Onun sebebi de Allah'ın sanatını düşünürken üşenmektir. Az düşünüyor, geçiyor. Az düşünüyor, geçiyor. Yoksa herkes görüyor. Derin derin düşünmezler mi diyor Allah? Evet. Allah derin düşünülmesini istiyor. İnsanlar az düşünüyorlar. Onun için derin düşünmeyi sağlamak için kolaylık meydana getirmek lazım. O kolaylığı nasıl sağlayabiliriz? İşte kitaplarla ve çok kısa özet. Yani insan çabuk sıkılabilir, çabuk dikkati dağılabilir. Sıkılmaması ve dikkatin dağılmaması için kısa ve özlü bilgiler verilmesi gerekiyor. Evet, dinliyorum. TV başında vakit geçirmek insanı rahatlatır mı?
Senin güzelliğin ne bakayım böyle önce, onu bana bir anlat. Bayağı güzel, saçın da çok güzel olmuş, yakışmış. Allah seni nurlandırsın, ilmini artırsın, bilgini artırsın. Seni kötülüklerin her türünden korusun, kötü insanlardan da Allah seni korusun. TV yorucu, yakışıklım. Yani çünkü anlatılanlar falan iç açıcı şeyler olmuyor. Yani böyle insanı rahatlatan, ferahlatan bir program pek olmaz. Olmuyor da, görmedim de. Genellikle insanları sıkıyor programlar. Yani hemen hemen her programda huzursuz oluyorlar. Yani ya biri çıkıyor, bilmişlik yapıyor, ya biri bir böyle uzayla ilgili ilginç şeyler anlatıyor. Bir, yani Türkiye'ye genellikle akıl veren, Türkiye'nin süperleri var yani televizyonda. Yani Türkiye'nin en büyük ve en akıllı, toplumun üstünde olan, hatta Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümetten de akıllı olan, bütün profesörlerin tamamından akıllı olan çok akıllı adamlar var. Genellikle onlarla muhatap oluyoruz. Onların fışkıran aklı, bütün cümle alem alması gerektiği inancında oluyorlar. Dolayısıyla sıkıcı oluyor tabii, insanlar sıkılıyorlar. Yani dinlendirici olmaz. Çoğu dinlendirici değildir. Çok nadirdir dinlendirici televizyon programları, yani faydalı, insanı açan programlar. Evet, dinliyorum. Üzümü ye, bağını sorma diyorlar. Bu sorumsuzluk değil mi? Tipik bir nur, tipik bir ışık, temiz, tipik bir temiz insan. İşte diyor ki, alnında secde izi vardır diyor. İşte bu kastediyor, yani yüzünde bu temizlik. Yani sait yüz, sait. Mesela şaki bir kadın anlaşılır yüzünden. Benim canım sait ama bir hayli güzel. Yani bayağı güzel, maşallah. Baksana, burnu, dudaklar, dişler çok güzel, kaşları falan çok güzel. Üzülmeye bağını sorma. Güzel yüzün bu bazen şöyle oluyor. Yani halkın kullanış şekli şöyle oluyor. Mesela geliyor, evde bir ziyafet var güzel. Diyor, bunu nereden buldunuz diyor, bu üzümler gelmiş falan diyor. İşte yahut yemek gelmiş diyor, et gelmiş diyor. Allah bir şekilde göndermiştir. O da diyor ki, üzülmeye bağını sorma. Yani geçiştirmek için. Evet. Yani çünkü sorunuz şekli berbat oluyor. Yani evet, sanki soygundan ele geçirmiş gibi. Yani o berbat ifadeye karşı yatıştırıcı bir ifade yani kullanılır. Ama tabii olumsuz bir zeminde de kullanma ihtimali var. Ama benim gördüğüm, Anadolu'da genellikle şaka kastıyla kullanılan bir sözdür bu. Üzülmeye bağını sorma. Yani bir zenginlik, rahatlık varsa oturup kurcalama. Yani ona kuşku gözüyle bakma, şüpheci gözle bakma. Helaliyle gelmiş bir nimet. Ama o şimdi dur, bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok anlamında oluyor. Ama benim canımı demek istediğini ben anlıyorum. Ona ait başka atasözleri de var. Yani işte bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasından başlayan birçok abuk sabuk şeyler. Evet, dinliyorum. Sebep olan yapan gibidir sözünü açıklar mısınız? Sebep olan yapan gibidir. Tabii bir şeye sebep olmak kötü. Mesela Allah seversin, mesela cinayete sebep oluyor. Tahrik ediyor. Teşvik ediyor. Mesela silah almasını sağlıyor. Adamı da kızdırıyor. Onu da ona karşı tahrik ediyor. Azmettirici oluyor yani. Sebep demek, azmettirici demektir. Azmettirmede zaten hukukta da öyledir. Suç işleyenden aynıdır hükmü. Yani cinayet işleyenden cinayete teşvik eden aynıdır. Orada da haklılar tabii. Ki kanunlaştırılmış bir konu. Evet, dinliyorum. İnsanın kendi ilahlaştırması nasıl olur? Canımın içi aslında normal bir insanda olmuyor, yani aklını kaybetmiş oluyor, yani ölü olmuş oluyor. Ölü çok insan vardır.
Öyle olunca mekanik olarak o kendini ilah gibi görür. Yani çok büyük, çok yüce görür. İnsanların en akıllısı görür. Münafıklar da olur bu. Kendini ilahlaştırır. Allah'ı eleştirir, peygamberi eleştirir. Müminlerin ileri gelenlerini eleştirir. Müslümanları dağıtmak ister, İslam'ı durdurmak ister. Ve bunun için de çok şeytani örnekler vermeye başlar. Allah onun için diyor, bak onların diyor, nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak diyor Allah. Onun için böyle tipler sürekli örnekler ve misaller vererek, zırvalayarak o aşağılık ve ahlaksız felsefelerini muhafazaya çalışırlar. Ama şuur açık olmaz. Yani kapalı şuurla bunu yaparlar. Müminler de o kapalı şuurla ama şeytani yetenekli olan kişilere karşı akıl geliştirince mükemmel bir akıl, mükemmel bir analiz gücü meydana gelir. İşte o zaman Müslümanın o üstün zekası, üstün aklı küfre galebe eder, münafıklara galebe eder. Yoksa öbür türlü Müslümanda bir atılık ve atalet olabilir, durgunluk olabilir, onu kırar. Evet, dinliyorum. Takım elbisede hangi renk daha iyi? Bu güzellik. Canımın için ne kadar güzel insansın sen. Bir de tarz yapmışsın, o çok yakışmış. Piercing de ben, burun minicik, çok güzel. Gözler çok güzel. Kaş çok güzel. Piercing'e de çok yakışmış. Şapkası falan süper. Benesi bayağı hoş duruyor. Bir daha dinleyeyim. Takım elbisede hangi renk daha iyi? Canım için tabii klasik olarak laciverttir. Ama çok iyi bir kumaş olması lazım. Benim tercihim ipeklidir. En güzel olur ama siyah da asil bir renktir. Ve size çok yakışır. Evet, asil bir renktir. Bir de beyaz, evet. Süt beyaz. Evet. Evet, tam anlamıyla beyaz, o da çok güzel. Bu üç renkten biri. Beyaz, siyah veya lacivert. Tanımadığımız insanlarla sizi bizi konuşmak araya soğukluk katmaz mı? Benim güzel yüzümü yakından göreyim. Çok akıllı ve güzel görünüyorsun. Çok kişiliklisin. Güzelliğin mükemmel. Allah arkadaşını da seni de cennette bana dost etsin. Benim canım da çok güzel. Benim güzelim de çok güzel. Her ikisi de çok güzeller. Ama güzel yüzüm, eğer tanımadığın insanla mesafeliysen ve riski görüyorsan sizli bizli daha iyi olur. Öbür türlü o dengesizleşebilir. Yani samimi konuşmak onu dengesizleştirebilir. Ama bir samimiyet varsa, yani bir akılcı arkadaşlık oluştuysa, güven oluştuysa, siz biz komik durur tabii, bir garip durur. Ama resmiyet varsa, yani risk devam ediyor anlamına gelir bu. O zaman siz biz daha koruyucu olur, daha dikkatli olmaysalar. Ama bazen de siz biz nezaket olarak iyi olabilir. Yani mesela bir devlet görevlisidir. Mesela efendimle konuşursun, sizli bizli konuşursun. Bu bir nezakettir, yani devlet terbiyesi olarak olabilir. Kendinden büyük bir insan için olabilir. Ama samimiyet, aşkın, dostluğun, sevginin dilinde siz biz pek olmaz. Evet, dinliyorum. İnsanlardan korkmalı mıyız, yoksa korkumuz sadece Allah'tan mı olmalı? Yakışıklım tabii ki Allah'tan olmalı ama insandan korkma demek, yani o refleksi güçlü tutma anlamına geliyor. Çünkü adam mesela psikopat. Eli yüzünden akıyor bela, pislik. Şimdi adam diyor ki mesela ben sizin evinize geleceğim. Size bir şey anlatmak istiyorum diyor. Müsaade ederseniz diyor. Şimdi
sen refleks olarak ondan imtina etmen lazım. Yani bu bir korunma refleksidir. Dolayısıyla yani korku gibi görünmekle beraber adam diyor ki korkuyor musun? Evet korkuyorum dersin yani Allah Allah. Yani onun adı korku değildir. Yani bir savunma refleksidir. Yani savunma refleksiyle korku karıştırılıyor. Yani adam mesela silah çıkartır, sen irkilirsin, adrenalin kazanır, mesela rengin falan atar. O silahı onun elinden alacak güce erişirsin. Ne o korktun mu derse, evet korktu diyebilir adam. Ama korkma değildir o, yani o reflekstir, savunma refleksidir. Dolayısıyla korkmayla savunma refleksini karıştırmamak gerekiyor. Ama korkulacak olan tabii ki Allah'tır. Fakat bazı hareketler klasik korkma olarak görülür. Mesela yüksek sesle bağırır kendini savunmak için. Mesela yüksek ses saldırır. Korktuğu için değildir o. O bir cesaret gösterisi ve savunmadır. Savunma refleksidir. Karıştırmamak gerekiyor. Evet dinliyorum. Muz seven bir köpek var. Yok böyle olmaz. Bir kendisi yiyecek, o yiyecek. Yan yana olmaları lazım. O yiyecek, sonra elinde tutarken yani o kendi dinlen yani yemek yemeye devam ederken o yemeye devam edecek. Mesela tip şahane bu adamın. Gözler falan tam öpmelik. Evet dinliyorum. Yanınızdaki arkadaşlarınızla dostluğunuzu nasıl sağlayabiliyorsunuz? Canımın içi eğer dindar olursa bir insan, yani sürekli Allah'la konuşursa, yani sevgide temel yapı Allah üzerine kuruluysa, o zaman o iletişim, o sevgi, o muhabbet çok kolay olur. Ve çok güzel olur. Çünkü Allah onu yaratır. Ama Allah'tan kopuk, şirke dayalı sevgi arayışı olursa, Allah'la bağlantı kesildiği için Allah ceza olarak o bağlantıyı meydana getirmez. Çok uğraşsan da elde edemez. Sadece aksilik, gerilim, huzursuzluk, münasebetsizlik ve acılar olur. Ama herkesi Allah'ın tecellisi olarak görürsen, Allah için seversen çok güzel bir akıcılık meydana getirir Allah. Allah'a güvenmek lazım. Evet şimdi kısa bir ara verelim. Yok bitirelim. Yarın devam edelim. Yani yarın derken akşam. İnşallah. Yedim sona erdi. Akşam görüşmek üzere inşallah.